Merhaba 10. sınıf tayfa. Yeni konumuzda karşınızdayız. Pascal üçgeni ve binom açılımına bakacağız. Mükemmel bir ders olacak. İnanılmaz bir çözüm yöntemi öğreneceksiniz binomda. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu konunun alt başlıkları olarak 3 tane başlığımız var arkadaşlar. Birincisi Pascal üçgeni. İkincisi Pascal üçgeni ile kombinasyon ilişkisi. Ve üçüncü başlığımız binom açılımı olacak. Öncelikle Pascal üçgeni şöyle bir tarihine bir bakalım. Pascal üçgeni matematikte binom katsayılarını içeren üçgensel bir dizidir. Az sonra detaylarını konuşacağız. Ünlü matematikçi Pascal bu üçgen üzerine bir tez yazmış ve özelliklerini ortaya koymuştur. Ancak Pascal bu üçgeni çözen ilk kişi değildir. Hintli matematikçiler bu üçgeni Meru Dağı'nın merdivenleri, Çinli matematikçiler Yang Hui üçgeni, İranlı matematikçiler ise Hayyam üçgeni olarak adlandırmıştır. Üçgen Ömer Hayyam'ın yazılarında da görülmüş. Bu videoda öğrencimiz x artı y üzeri 11 ifadesinin açılımındaki terimlerin katsayılarıyla oluşturulan şemanın Pascal üçgeni Ömer Hayyam'a ait olduğu ileri sürülmektedir. Ödevlerimize geldiğimizde bu konudan sonra hangi ödevleri yapacağız ona bir bakacağız. 0'dan 10'a matematikte, 68'den 75. sayfaya kadar, dinamo matematikte ise sayfa 55'ten 62'ye kadar olan kısımları çözmenizi bekleyeceğiz. O zaman klasik cümlemizle işe başlıyoruz. Haydi başlayalım. Pascal üçgeni arkadaşlar en tepeye 1 yazmışız, sonra neler yapmışız? Bak kenarlar hep 1. Burada herhangi bir değişiklik yok. Önemli olan ortadaki mevzu. Bak 1 ile 1'in toplamı burada 2'yi vermiş. Bakın buradaki 1'leri toplamışız 2 olmuş. 1 ile 2'yi toplamışız 3 yapmış. 2 ile 1'i toplamışız 3 yapmış. Yani yukarıdakilerin toplamını ikisinin kesiştirebileceğin yere yazarak devam ediyorsun. Bak 1 ile 3'ün toplamı 4. 3 ile 3'ün toplamı 6. 3 ile 1'in toplamı 4. Bu bir taraftan da bu katsayıların özel bir durumu söz konusu. Bakın. Bir sayısı x artı y üzeri 0 zaten 1'e eşit olduğu için bu ifadenin katsayısını. X artı y'nin birincisi malum x artı y'dir. Bak x'in katsayısı ve y'nin katsayısı buradaki birler. Daha iyi anlayacağım bir örneğe geliyorum. X artı y'nin karesini bilirsin çarpanlara ayırma ile alakalı mevzudan. X artı y'nin karesini aldığında ne oluyordu? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Yani katsayılar 1, 2, 1 diye geliyordu. Bakın o da x artı y'nin karesi. X artı y'nin kübü, x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp. 1, 3, 3, 1 kat sayıları veriyor demek ki Pascal üçgeni. 4. dereceden kuvvet açtığında 1, 4, 6, 4, 1 sıralamasıyla gidecek. Neden artı eksi? Çünkü eğer eksi açılımı yaptığımızda 1 artı iken 4 eksi, 6 artı, 4 eksi ve 1 de pozitif olacaktır diyoruz. 1 artı, 1 eksi, 1 artı, 1 eksi işte. Çekmeye gideceğiz. Haydi bakalım örneklerimizde mevzuyu coşturma zamanı. Dur daha örneklere geçmiyoruz. Pascal üçgeniyle kombinasyon ilişkisine bakalım sonra geçelim. Şimdi bak 1 1 1, bu demin gördüğümüz Pascal üçgeni zaten. Pascal üçgenindeki bir sayısı bak burada 0'ın sıfırlısı. Buradaki birler 1'in sıfırlısı 1'in birlisi. 1 2 birler 2'nin sıfırlısı 2'nin birlisi 2'nin ikilisine eşit. 1 3'ün sıfırlısına 3 3'ün birlisine 3, 3'ün ikilisine, 1, 3'ün üçlüsüne eşit. Demeye çalıştığım biraz sonra biz açılımlar yaparken katsayılar demek ki kombinasyon üzerinden de şekillendirilebiliyormuş. Yani 1, 4, 6, 4, 1 de mesela 4 sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü ve 4'ün dörtlüsü şeklinde devam ediyor. Katsayılarımızı kombinasyon üzerinden şekillendirmek bizim işimize yarayacak. Onun için Pascal üçgenini bir kenara koyacağız. Nereden yürüyeceğiz? Kombinasyondan yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Geldik binoma. Diyor ki x artı y'nin birinci kuvveti x artı y'dir. Okey. X artı y'nin karesi x kare artı 2 x artı y kare. Bunu demin de konuştum zaten. X artı y'nin kübü. Bu genelde unutulur ama lütfen unutma ya. Vallahi çok kıymetli hikayelerden bir tanesi bu. X artı y'nin kübü x küp artı 3 x kare artı 3 x y kare artı y küp olarak açılacak. Lütfen hafızanın bir köşesinde birkaç megabaytlık ayır. Kardeşim şunu bir oraya yerleştir ya. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. X artı y'nin en ince kuvvetini açarken, çünkü biz bu saate kadar x artı y'nin birinci kuvvetini, karesini ve kübünü bir şekilde çalıştık. Fakat x artı y'nin en ince kuvveti, bak her şey için 6. kuvveti açabileceksin, 8. kuvveti açabileceksin, özgürlüğü sağlayacak bize. X artı y'nin en ince kuvveti n'in sıfırlısıyla başlıyor. Demiştik ya katsayılar kombinasyonla entegre edilecek.
Kombinasyonla entegre edilirken birincisi terimin katsayısı n'in sıfırlısı, ikinci terimin katsayısı n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in üçlüsü, bıdı bıdı bıdı. Bak en sonunda n'in n'lisine kadar gitmiş. Katsayılar kombinasyonla ifade edilecek. Peki terimlerimiz, bak terimlerimiz x üzeri n, y üzeri 0. Bak x ifadesi n'i almış hemen, y ifadesi bana bir şey kalmadı diyor. Bu arada tepedekilerin toplamlarının n olduğuna, yani parantezi neyle açtığımıza dikkat edin. Üsttekilerin toplamı o parantezin tepesindeki sayıya eşit olacak. Bak x'in derecesi bir azalmış. N'ken n-1'e düşmüş. Y'nin derecesi 0'dan 1'e çıkmış. Ha! X'i bir azaltıyoruz, y'yi bir arttırıyoruz. X'i bir azaltıyoruz, y'yi bir azaltıyoruz. Arttırıyoruz. O zaman burası ne olur diye baksak. Burası n'in ikilisi arkadaşlar. X üzeri n eksi 2 olacak o zaman. Ve y'nin tepesinde de ne olacak? 2 olacak. Çünkü 1'den 2'ye artmış olacak. Bu şekilde devam ettirdiğimizde en son terim n'in n'li kombinasyonu. Dikkat et, bu sefer x azala 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 0'a düşerken y arta 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 n'e kadar çıkmış olacak. Sorumuz diyor ki 2x artı 3'ün 4. kuvvetini diyor bir açar mısın? Açalım. Nasıl başlayacaktık? 4'ün sıfırlısı. 2x'in tepesinde 4, 3'ün tepesinde 0 var. Tamam, birinci terim okey. 4'ün birlisi. Sonra 2x'in tepesinde 3 var. Çünkü 2x'in tepesindeki 4'ü 1 azaltman lazımdı. Şimdi 3'ün tepesindeki 0'ı 1 arttırıyorum, 1 oldu. 4'ün ikilisi. 2x'in tepesinde 2 var. 3'ün tepesinde de 2 var. 3'ü 1 azalttım, 2 oldu. 1'i 1 arttırdım, 2 oldu. Sona doğru yaklaşıyoruz. 4'ün üçlü kombinasyonu. 2x'in tepesinde 1 var, 3'ün tepesinde 3 var. Ve sonuncusu 4'ün dörtlü kombinasyonu. 2x'in tepesinde ne var? 0. O zaman yazmayayım onu ben, 1 zaten. 3'ün tepesinde de ne olacak? 4. Şimdi 4'ün sıfırlısı 1. 2x üzeri 4'ün karşılığı 16, x üzeri 4. 3'ün sıfırlısı da 1, onu da yazmayalım. 4'ün birlisi 4. 2x'in kübü 8x küp çarpı 3. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 2x'in karesi 4x kare. 3'ün karesi 9 artı. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit. Kombinasyonu da gördük biliyorsunuz bunu. 4. 2x'in birinci kuvveti 2x. 3'ün kübü ise 27 gelecek. 4'ün dörtlüsü 1. Bir tane daha birim var. O 2x üzeri 0'dan gelen ve 3 üzeri 4'ten 81. Biraz toparlarsam 16x üzeri 4 artı. 4 çarpı 8 çarpı 3, 96 x küp. Burası biraz zor. 6 kere 4, 24. 24'ü gideceğim, 9 ile çarpacağım. 4 kere 4, 9, 36. 2 kere 9, 216 yapmış arkadaşlar. 216 x kare. 2 çarpı 27, 54. 4 ile çarparsam, oradan da mı 216 geliyor? Değişik. 216 x ve artı 81'imiz gelecek diyoruz. İşte sana 2x artı 3'ün 4. kuvveti. Hocam yok mu bunun pratik yöntemi? Bazı terimleri soracaklar ilerleyen kısımda. Hepsini birden açtırmayacaklar. O zaman kısa bir yol göstereceğim. Az sonra. Şimdi birazcık daha binomu derinlemesini inceleyelim. Bil bakalım köşesindeyiz. Diyor ki n eleman doğal sayı olmak üzere x artı y'nin n'inci açılımını yaptığında diyor. Burada diyor n artı bir tane terim vardır. Lütfen bunu önemseyiniz. Bu çok önemli. X artı y'nin 7. kuvvetini mi açıyorsunuz? 8 tane terim çıkacak. X artı y'nin 12. kuvvetini mi açıyorsunuz? 13 tane. Yani kuvvetin bir fazlası kadar terimle karşılaşacaksınız. Her bir terimdeki x ve y'nin üstlerinin toplamı buradaki, ki bunu önceki sayfada da söyledim, buradaki kuvvete eşit olmak zorunda. X ile y'nin toplamları o kuvvete eşit olacak. Katsayılar bulmak için, neyini bulmak için katsayıların toplamını bulmak için değişkenlerini 1 yazacağız. Sabit terimi bulmak için ise değişkenlerin yerine ne yazacağız arkadaşlar? 0 yazacağız. Sorumuz diyor ki 2x eksi 4 üzeri 6 açılımının kaç terimi vardır? Ne dedik? Tepede 6 var. Bir fazlasını düşün. 7 terimi olacak. Katsayıların toplamı değişken yerine 1 yaz diyor. Hatta değişkenlerin yerine yazıyor da burada bir tane değişken var. O zaman ben de 2 çarpı 1 eksi 4 üzeri 6 diyorum. 2 eksi 4'ten eksi 2, eksi 2'nin 6. kuvvetinden de karşılığı ne gelecek? 64. Sabit terimi bul diyor. Ne demişti sabit terim için? 0 yaz. Yazalım. 2 çarpı 0 eksi 4 üzeri 6. Burası ne yapacak? 0. Eksi 4 üzeri 6 yapacak. Eksi 4'ün 6. kuvveti arkadaşlar
2'nin 12. kuvvetine eşittir. Dolayısıyla bu da 2 üzeri 12 olacaktır diyoruz. Geldik işte sana kıyak yapacağım yere. Önce normal kuralını bir öğrenelim. Diyor ki bil köşesinde x artı y üzeri n ifadesi. X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan r artı birinci terim n'in r'lisi x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r olur diyor. Bak bunu hafızanı istersen bir tarafında tut. Fakat ben bunu hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Bilmekte fayda var mı? İlla ki bilginin zararı olmaz. Fakat gel bakalım bu soruları ben nasıl çözüyorum. Diyor ki x eksi 2y üzeri 6 ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terim. Şimdi ben şunu biliyorum. Azalan kuvvetlerine göre açıldığında x'in en başta birinci terimde tepesinde 6 olmak zorunda. Demin 2x artı 3'ü açarken de malum tepesine 4 yazarak başladık. Burada da x'in tepesine 6 yazarak başlamalısın. Sonra ne yapmalısın? X üzeri 5, x üzeri 4. Sadece x'e odaklanarak konuşuyorum. X üzeri 4, x üzeri 3 diye azaltmalısın. Bu durumda birinci terim x üzeri 6. Bize 4'ü soruyorlar. Önce x'e bir odaklanalım. İkinci terim x üzeri 5. Üçüncü terim x üzeri 4. Dördüncü terim x üzeri 3. Yani x'in tepesinde 3 olacak. Peki, eksi 2y'nin tepesinde ne olacak? Orada da 3 olacak. Ama bu 3'ün sebebi x'in tepesindeki 3'ten kaynaklanmıyor. Sakın öyle anlamayın. 2 x eksi 2y üzeri 6'ydı ya, hani terimlerin üstündeki ifadenin toplamları buradaki 6'ya eşit olacaktı. Onu denkleştirebilmek için burası 3. Ve ön tarafta bir kombinasyonunuz olmalı. 6'yı yazdım yine kuvvetten kaynaklı. İstersen x'in tepesine yazdığımı, istersen eksi 2y'nin tepesine yazdığım sayıyı kullanabilirsin. Dolayısıyla burası da 6'nın üçlü kombinasyonu olacak. Hadi gelin bunu bakalım. 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel 3, 2, 1 çarpı x küp. Burada da eksi 2y'nin kübünden eksi 8 y küp gelecek. Şu 3, 2, 1 6 ile gitsin. 5 çarpı 4 20, eksi 8 ile çarptığımda eksi 160 x küp y küp olacaktır. Bu da bizim aradığımız azalanlara göre baştan dördüncü terimdir. Ufak ufak benim mantaliteyi çözeceksiniz, merak etmeyin. İki soru daha konuşursak bu iş tamamdır. Sorumuzda 2x artı 3y üzeri n açılımındaki terimlerden birisi a çarpı x küp çarpı y üzeri 6 olduğuna göre a artı n toplamı istenmiş. Buyurun başlıyorum. Şimdi 2x'in ve 3y'nin tepesinde bir şeyler olmalı. Onları buradan anlayacağız. Bakın burada yazıyor. Demek ki x'in tepesinde 3, y'li grubun tepesinde 6 olmak zorunda. Bu cepte. Ön tarafta ne olmalı? Önce n'e ulaşım. 3 ile 6'yı topladığınızda n'in karşılığı buradan ne gelecektir? 9. O zaman burası 9. İster x'li sayının, ister y'li sayının tepesine yazdığını kullan demiştim. Ben genelde küçüğü tercih ediyorum. Dolayısıyla buradan 9'u üçlü kombinasyon ortaya çıktı. Şimdi ben n'i buldum. N 9. A ifadesine baktığımda 9, 8, 7 bölü 3 faktöriyel yani 6 çarpı 2'nin kübünden ne gelecek? 8x küp. Buradan da hay maşallah 3 üzeri 6, y üzeri 6 ifadesiyle karşılaşacağız. Dolayısıyla biraz sadeleştirelim. 9 çarpı 8, 72, 6 ile sadeleştirirsek buradan 12 gelecek. 12 ile 7 çarptığında 84. 84 çarpı 8 çarpı 3 üzeri 6, x küp y üzeri 6 olacağından dolayı bizim a sayımız biraz hesap etmesi zor olabilecek bir sayı. A sayımız bu olacaktır. 9'u toplandığında sonucu elde edeceğiz. Ama A sayısı gerçekten çok büyük bir sayı. Bul bakalım, yorumlara yaz kardeşim. A sayısını buldum hocam ben, buymuş deyin. Yorumları birazcık kabartın, hadi bakın. Sorumuzda m kare eksi 2m küpün 7. dereceden açılımındaki terimlerden birisi t çarpı m üzeri 8 n üzeri k olduğuna göre t eksi k kaçtır denmiş. Şimdi bakın arkadaşlar. M kareyi alıyorum. Artık benim bu mantaliteyi oturtturmuş olman lazım. Bir de eksi 2n kübü alıyorum. Burada m üzeri 8 görüyorum. O zaman bunun tepesine 4 yazıyorum arkadaşlar. Değil mi? Çünkü 4 ile 2 çarpma 8 gerçek. Şurası 7 olduğundan dolayı bunun tepesine de ne yazıyorum? 9. Dolayısıyla n küpün de 3. kuvvetini aldığından dolayı burası da ne gelecek? 9. Dolayısıyla galiba soruyu bitirmek üzereyiz. Bir katsayımız kaldı. Geliyorum buraya. Buraya da 7'nin üçlüsü yazıyorum. Biliyorsun. Üstteki sayı buradan. M kare ile eksi 2n küpün tepesindeki sayının hangisi küçük son tercih ediyorum. 7'nin üçlüsüne bakıyorum. 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel yani 6. Burası m üzeri 8. Eksi 2n küpün kübünü alırsanız eksi 8 n üzeri 9 olacaktır.
Şunlar gitti. 35 geldi. 35 ile 8'i şurada bir çarpalım. 8 kere 5, 40. Elde taş gibi 4'ümüz var. 3 kere 8, 24. 4 de elde 280'miş. Ama eksi 280. Çarpı m üzeri 8, n üzeri 9. T sayımızı da bulduk arkadaşlar. M üzeri 8, n üzeri 9 ifadesinin katsayısı da eksi 280'miş. Bizden istenilen T ile K'nın farkını alıyor. Eksi 280'den 9'u çıkartırsam aradığımız sorunun karşılığı eksi 289 olacaktır. Bak benden sana bir abi tavsiyesi. Burada bir durdur beni. Önce kendin bir yapmaya çalış. Takıldığın yer olmayacak inşallah ama olursa sonra aç beni bir dinle. Nerede takıldığını öğren artık bu meseleyi kapatalım. Bino artık bizim için çıtır çıtır yapılıyor olsun. Diyor ki 4x eksi y kare üzeri n ifadesinin açılımı 9 terim olduğuna göre. O zaman n'imizin karşılığı 8 olacaktır. Y üzeri 8'i terimlemiş. Şimdi ben onu bilmem. Önce şuna bakarım. 4x eksi y karemi yazarım. Y üzeri 8 nasıl gelebilir buraya? Tepesinde 4 olursa gelebilir ancak. Üstler çarpılınca y üzeri 8 olacak. Buranın 8 olduğu düşünülürse buraya 4 yazdıysam buraya da 4 yazmayın. Çünkü bunların toplamları o 8'i vermek zorunda. Ön tarafa da 8'in nelisini yazıyoruz arkadaşlar? 4'lüsünü yazıyoruz. Artık katsayı bulma zamanı. 8, 7, 6, 5 bölü 4, 3, 2, 1. 4 ile 2'nin çarpımı 8 şununla gitti. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. Burası 2. Bunları çarptığımda buradan bir 70 gelecek. Burada ise 4 üzeri 4, x üzeri 4 ve y üzeri 8 var. Bu arada çift kuvvet olduğundan dolayı eksiye karenin eksisi artıya döndü. Bizden istenilen burası. 4 üzeri 4 dediğimiz ifade 2 üzeri 8'e eşit biliyorsun. 2 üzeri 8 kaç? 256. O zaman 256 ile son olarak 70'i çarparsam 7 kere 6 42, ikisini yazdım elde 4 var. 7 kere 5 35, 4'ünü de ilave ettim 39, elde 3 var. 2 kere 7 14, 3 de elde 17.920 olacaktır bu ifadenin çarpımı. Dolayısıyla en son durum 17.920 x üzeri 4, y üzeri 8 olacak. Bizden istenen katsayı da 17.920'dir diyoruz. Soru gibi sorulardan bir soruya geldik. Diyor ki a kare artı 2 bölü a küp üzeri 10 ifadesindeki açılımdaki sabit terim bulalım diyor. E hocam sabit terim için gidelim 0 yazalım. Bunu da yazamazsın çünkü ikinci terime bir bak. 0 yazdığında 2 bölü 0 gelir, tanımsızlık olur. Bunu da sabit terimi başka türlü bulacağız. Şimdi biz yöntemimizden vazgeçmiyoruz. A kare yazdım, 2 bölü a küp yazdım. Şimdi burada senin keskin zekana ihtiyacın var. Şimdi bakın buradaki ifadelerin toplamının 10 olduğunu biliyoruz biz. Şu soru işaretlerinin yerine öyle sayılar yaz ki aynı kuvvetler oluşsun ve onları sadeleştirdiğimde A'lı ifade kalmasın, kalan ifade sabit terim olsun. Hocam çok güzel anlattın. Bak ben sana sayıları söyleyeyim diyorsan inanılmaz hoş olacak. Fakat bazı arkadaşlar ister ister şey diyecekler. Hocam ben bulamadım ya. Şöyle yapabilirsin sevgili dostum. Mesela buraya 4, buraya 6 yaz. Toplamları 10 olacak ya, bir deneyelim. A karenin dördüncü kuvvetinden a üzeri 8 gelirken burada ise 2 üzeri 6, a üzeri 3'ü 6 ile çarparsam a üzeri 18 olacak. Bakın bunları sadeleştirdiğinde bunlar gitti diyemezsin. A'lı ifade gitmediği sürece sabit terim gelmez. O zaman bu verdiğimiz değerler doğru değerler olmadı. Şimdi doğru değeri vereyim. 6'ya 4. Toplamları 10 yaptı mı? Yaptı. A üzeri 12 yaptı 2 ile 6'yı çarpınca. Burası da 2 üzeri 4, 16. Aşağısı da A üzeri 12 yaptı. Ooo, cix. Bunlar ne yaptı? Gitti. Dolayısıyla sabit terimimizin karşılığı ne gelecektir? 16 gelecektir diyoruz. Demek ki x'li bir ifade varsa x'leri, a'lı bir ifade varsa a'ları götürebilecek şekilde toplamları parantezin üstündeki sayı eşit olacak ve birbirini sadeleştirebilecek, aynı üstlere sahip olabilecek tarzda sayılar oluşturursak tadından yenmez, hemen çat yapıştırıyoruz. Konu biterken neler konuştuk onlara bir bakalım. Pascal üçgene baktık. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ortada ise 1 ile 1 topladık 2, 1 ile 2 topladık 3'ler geldi. 3 ile 1 topladık 4, 3 ile 3 topladık 6 gibi Pascal üçgeninden bahsettik. Hemen ardından Pascal üçgenin o sıralarının aslında kombinasyonla ilişkili olduğunu. Mesela üçlü için hani 1, 3, 3, 1 için 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi ve 3'ün üçlüsü olduğundan bahsettik ki bu açılımı bino açılımında kullandık. Katsayıların başına oradaki kombinasyonları yerleştirdik. Fakat Ersin Hoca farkıyla bino açılımıyla alakalı çok daha kolay, efektif kullanabileceğim bir yöntemden bahsettik. Ama ben kuralcıyım hocam. Ben kuraldan öğrendim, şakır şakır yapıyorum diyorsanız eyvallah, hiç sözümüz yok. Ama ve lakin
ya hocam inanılmaz kolay yapıyorum artık diyorsan lütfen yorumlara da artık bununla alakalı güzel cümleleri bekliyoruz. Haydi bakalım geçen haftanın ödüllü sorusuna bakıyoruz. Geçen dersin ödüllü sorusunda aşağıdaki şekilde birim karelerden oluşturulmuştur. Buna göre kaç tane kare vardır diye bir soru yöneltmiştik size. Bu soruyu türlü yöntemlerle çözebiliriz. Ama madem bizim kanalımızı tercih ettin sana ekstra donanımlar sağlayalım. Bak ben şöyle çözüyorum. Aramızda kalsın. Şurada dikey kaç tane kare var diye bakıyorum. 1, 2, 3. Bunu not alıyorum. Bir de yataya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Önce 3 ile 5'i çarpıyorum arkadaşlar. Bu aslında birim karelerin sayısını veriyor bana. Artı 3'ü biraz azaltıyorum, 5'i biraz azaltıyorum. Bu bana 4 birim karelikleri veriyor. Yani bir kenar 2 olanları veriyor. Şu karelerin sayısını veriyor. Artı birer tane daha azaltıyorum. 1, burası da 3. Bu da bana 9 birim karelikleri. Yani bir kenarı 3 olan şu tarz kareleri veriyor. Daha da azaltamıyorum çünkü 1'i bir azaltırsan 0'a düşecek. İşte bu çarpımları topladığında hemen bakalım 15, 8 ve 3 dediğimizde 15, 23, 26 tane kare vardır diyoruz. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Ödüllü sorumuz diyor ki x kare artı 2 bölü x kare üzeri 8 ifadesinin açılımındaki x üzeri 4 üteninin katsayısı kaçtır demişiz. Arkadaş galiba çözdüğümüz, ya normalde ipucu vermem böyle işlerde ama sevdim sizi. Buradaki ifadede son çözdüğümüz soruda sabitlerini bulmuştuk ya, bu sefer sabitlerini bulmanı istemiyor. O sadeleştirme sonucunda x üzeri 4 olmasını istiyor. Kuvvetleri ona göre seçeceğiz. Hadi bakalım, başarılar. Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet sevgili arkadaşlar, 10. sınıf konularından elektrik devreleriyle karşınızdayım. Eğer sen hazırsan dostum, ben de hazırım. Hadi gel elektrik devreleri konusunu birlikte işleyelim. Sevgili arkadaşım, bu konuda nelerden bahsedeceğiz? Dirençlerin ve üreteçlerin bağlanmasından bahsedeceğiz. Ohm yasası, devre elemanları, elektriksel enerji ve güçten bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşım, bu konudan nasıl faydalanıyoruz günlük hayatta? Akım ve gerilim ölçmede, trafolar, yüksek gerilim hatları, teknolojik tüm cihazlarda elektrik devrelerinden faydalanıyoruz. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmayı lütfen unutma. Devam edelim. Arkadaşlar ilk olarak dirençlerin bağlanmasından bahsedeceğiz. Dirençler iki şekilde bağlanır sevgili arkadaşım. Birincisi seri bağlama, ikincisi paralel bağlama. Hocam seri bağlama nasıl oluyor? Dirençleri asker sırası olacak şekilde bağlıyorsun sevgili arkadaşım. Arka arkaya gelecek hepsi. Hemen şekilde de görüyorsun bak R1, R2, R3 dirençleri sıralı bir şekilde birbirine bağlanmış arkadaşlar. Bunların hepsi yerine geçecek olan tek bir dirence R eşdeğer diyoruz. Ve R eşdeğer arkadaşlar R1 artı R2 artı R3 ifadesiyle bulunur. Peki hocam paralel bağlamada nasıldır? Paralelde ise merdiven şeklinde olacak dirençlerimiz. R1, R2, R3 bakınız görüyorsunuz. Bunları 1 bölü R eşdeğer, 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 ifadesiyle bulunur. Ancak burada dikkat etmen gereken şey şu. Tüm öğrencilerimin genelde unuttuğu 1 bölü R eşdeğer bir değer bulunuyor. Biz R eşdeğeri istediğimiz için bulduğumuz değeri ters çevirmemiz lazım. Daha sonraki örneklerde bunu bolca göreceksin zaten. Hemen sorularımıza bakalım. Mesela ilk sorumuzda 5, 3 ve 4 ohmluk dirençler nasıl bağlanmış arkadaşım? Seri bir şekilde bağlanmış. Seri şekilde bağlandığı için benim bunları ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Topladığımda 12 ohmluk toplam direnç elde etmiş olur. İkinci şekle baktığımda her ne kadar teli biraz bükmüş olsalar da bütün dirençler yine asker sırası gibi arka arkaya dizilmiş. Herhangi bir şekilde dallanıp budaklanmamış. O zaman bunların hepsini yine topluyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Yine eşdeğer direncimiz toplamda 13 ohm oluyor diyeceğiz. Üçüncü sorumuza baktığımızda 12'şer ohmluk 4 tane direncimiz var. Bunları toplarken 1 bölü R eşdeğer 1 bölü 12, 1 bölü 12, 1 bölü 12 ve 1 bölü 12. Yani hocam 4 bölü 12'den 1 bölü 3. 1 bölü R eş 1 bölü 3. Az önce bahsettiğim konu bu işte. O zaman R eşdeğer ne olacaktır? 3 ohm olacaktır diyoruz sevgili dostum. Diğer bir sorumda 5, 4 ve 20 ohmluk dirençler dikkat edin yine üst üste paralel bağlanmış. O zaman diyorum ki bak 1 bölü R eşdeğer 1 bölü 5, 1 bölü 4, 1 bölü 20.
Bunları arkadaşlar paydalarını eşitliyorum. 4 ile, 5 ile ve 1 ile. Cevap buradan 10 bölü 20 gelir. Yani 1 bölü R eşdeğerimiz aslında 1 bölü 2'dir. R eşdeğerimiz 2 ohm gelecektir sevgili arkadaşım. Son soruma baktığımda 6 ve 3 yine paralel. 1 bölü R eş 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Payda eşitle 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 R eşdeğer 2 ohm'dur diyeceğiz sevgili dostum. Bir başka sorumuz, aşağıdaki verilen devrenin AB noktaları arasındaki eşdeğer direncini hesaplayınız demiş. Bakınız önce paralelden yola çıkarak 12 ve 4'ün paralel olduğunu görüyorum. Hemen 1 bölü 5, 1 bölü 12 artı 1 bölü 4 payda eşitle 4 bölü 12. Buradan R eşdeğerim 3 gelir. Bakınız burada 3'ü bulduk sevgili arkadaşlar. Yani 12 ve 4 yerine 3 ohm'u kullanabiliyoruz. Hemen yanındaki 3 ile beraber bunların ikisi arkadaşlar 6 ohmluk seri bir direnç olmuş oldu. 6 ohm ile 3 ohm yine birbirlerine paralel. O zaman 1 bölü R eşdeğer 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 payda eşitleyelim. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 R eşdeğerimiz ise 2 ohmdur diyoruz sevgili dostum. Bir başka sorumuz. Aşağıda verilen devrenin KL noktaları arasındaki eşdeğer direnci hesaplayınız demiş. Sevgili arkadaşım, KL noktalarındaki direnci hesaplayacağız. Şimdi buraya K diyorum bakınız. Buraya L diyorum, buraya L diyorum. Şu orta tarafa da M gibi bir ifade diyoruz sevgili dostum. Şimdi burada nasıl bir şey yaptık hocam? Harflendirme tekniği diye bir teknik öğrendik. Bunu işliyoruz sevgili dostum. Şimdi K'dan başlayarak şöyle L'yi sona koyuyorum. M de ortada olacak şekilde. Şimdi arkadaşım bak KM arasında 3 ohm var. ML arasında 4 ve 12 var. Sonra KL arasında da 6 ohmluk direncimiz var. Sonucuma 4 ve 12 bakın gene paralel. 1 bölü R, 1 bölü 4 artı 1 bölü 12, 3 ile ve 1 ile genişlettik. 4 bölü 12. Buradan R'miz 3 geldi. Hemen yanındaki 3 ile beraber toplamları 6 yapar. 6 ve 6'nın paralelliğinden 1 bölü R eş 1 bölü 6 artı 1 bölü 6'dan 2 bölü 6 yani R eş 6 bölü 2'den 3 ohm olur sevgili arkadaşım. Arkadaşlar ohm yasası diye bir yasamız var. Ohm yasasında bize şunu söylüyor. Bir direnç üzerinden bir akım geçtiğinde direncin uçları arasında bir potansiyel fark oluşur. Bu potansiyel farkı V eşittir I çarpı R ifadesiyle buluruz. Buradaki V arkadaşlar potansiyel fark, I dediğimiz akım şiddeti, R de direnci temsil eder. Burada da volt akım eğrisini görüyorsunuz. Volt akım eğrisinde eğim de bize direnci verir arkadaşlar. Devam ediyorum sevgili dostum. Şimdi arkadaşlarım seri bağlı devrelerde akımı nasıl bulacağız? Potansiyel farkı nasıl bulacağız? Şimdi sevgili arkadaşlarım bakınız seri bağlı bir direncimiz var. R1, R2, R3 dirençleri. Hepsi aynı tel üzerinde olduğu için bütün dirençlerden eşit şiddette akım geçer arkadaşım. Hemen burada bunu göstermişiz zaten. Fakat bunların potansiyel farkları farklıdır. Potansiyel farklarımız I1 çarpı R1, I2 çarpı R2, I3 çarpı R3 ifadeleriyle aslında bulunur. Ve burada gördüğünüz gibi toplam potansiyel neye eşittir? V1, V2, V3'ün toplamına eşittir. Ve bunlar da pilin değerine eşittir arkadaşlar. Peki paralel bağlamada ne yapıyoruz? Paralelde dikkat edin. Toplam akım geliyor. I1 ve I2 olmak üzere iki kola ayrılıyor. O zaman akım I1 ile I2'nin toplamı kadardır diyeceğiz. Ancak paralel devrelerde V1 ve V2 arkadaşlar pilin değerine eşittir. Yani V toplama eşittir. Hemen burada da bunu gösteriyoruz arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Yanda verilen elektrik devresinin eşdeğer direncini, her bir direncin üzerindeki akımı, her direncin uçları arasındaki gerilimi bulunuz demiş. Arkadaşlar öncelikle eşdeğer direncimiz bunların hepsinin toplamı kadar olur. 3, 2, 1 toplarsak 6 ohmluk bir eşdeğer direncimiz olur. Her bir direncin üzerinden geçen akımı hesaplamak için Wurr formülünü kullanacağız. V eşittir
I çarpı R idi. Burada arkadaşım 30 volt var. I çarpı 6'dan akımımız 5 amper çıkar. Yani pilden çıkan 5 ampermiş arkadaşım. Ne dedik az önce? Seri bağlı dirençlerde tüm dirençlerden eşit akım geçer demiştik. B seçeneğimizin cevabı her bir dirençten aynı akım geçecek ve değeri 5 amper olacak. Sonra her direncin uçları arasındaki gerilimi bulmamız lazım. Mesela 3 ohmun gerilimini nasıl bulacağız arkadaşlar? 3 ohmdaki gerilimi 5 çarpı 3'ten 15 volt olarak bulacağız. Mesela arkadaşlar 2 ohm için ne yapacaksın? 5 çarpı 2'den 10 volt diyeceksin. Mesela 1 ohm için ne yapacaksın arkadaşım? 5 çarpı 1'den 5 volttur diyeceksin sevgili arkadaşım. Şekilde verilen devre için her bir direncin üzerindeki akımı, her direncin uçları arasındaki gerilimi bulunuz demiş. Şimdi 6 ve 3 ohmluk iki tane direncimiz var arkadaşlar. Sonuçta bunların her bir kolundaki potansiyel fark pile eşit olmalı. Arkadaşlar 6 ohmun potansiyel farkının 6 volt olabilmesi için bu koldan 1 amper akım geçmesi lazım. 1 çarpı 6, 6 volt çünkü. O zaman 3 ohmdan da 2 amper akım geçmedi diyoruz. A seçeneğimizi bulmuş olduk. Her birindeki potansiyel fark neye eşittir? 6 volta eşittir. Yani pilin değerine eşittir. Unutma, bu da B seçeneğimizdi. Yanda verilen elektrik devresi için her bir direncin üzerinden geçen akımı, her direncin uçları arasındaki gerilimi bulunuz demiş. Şimdi sevgili arkadaşım, öncelikle bir eşdeğer direnç bulalım. Devrenin akımını bulalım. 12 ve 6 paralel, burada görüyorsun. 1 bölü R, 1 bölü 12 artı 1 bölü 6, 1'e 2 olacak şekilde 3 bölü 12 yani 1 bölü 4, R buradan 4 geldi. Bunlar yerine 4 diyebilirsin. 4, 2, 2 daha, toplam 8 direncimiz var. 48 eşittir I çarpı 8'den akım arkadaşlar 6 amper. Demek ki benim devremden 6 amper akım çıkıyormuş pilimizin içinden. Sonra bu 6 amper 12 ve 6'ya paylaşılacak değil mi? Peki nasıl paylaşılacak? Dirençlerle ters orantılı olarak ve potansiyel farklar ikisinde eşit olmalı. 12 ve 6 24'te birleşeceği için yukarıdan 2 amper, aşağıdan da 4 amper geçer. Buradaki 2 ohmdan 6 amper, buradaki 2 ohmdan da 6 amper akımlar geçecek. İşte arkadaşlar her bir direnç üzerinden geçen akımları hesapladık. Her direncin uçları arasındaki gerilimi bulmak gerekirse, bakınız buradaki gerilim 2 ile 6'nın çarpımı 12 volt. Buradaki gerilim arkadaşlar 24 volt. Buradaki gerilim 24 volt. Buradaki gerilim 12 volt. Bunların çarpımları kadardır diyoruz. Evet sevgili arkadaşım, önemli bir nokta. Karışık dirençli devrelerde seri ve paralel dirençler anlaşılamıyorsa harflendirme yöntemi kullanılır. Bu yöntemde pilin kutuplarına iki farklı harf verilir. Harf verilen koldaki düz tel üzerinden ilerlendiğinde potansiyel farkı oluşturacak direnç ile karşılaşılırsa karşılaşılan ilk noktaya aynı harf, direnç geçtikten hemen sonraki noktaya yeni harf verilir. Sonuçta pilin kutuplarına yazılan harflerin biri başa, diğeri sona, diğer harfler ise araya gelecek şekilde konularak dirençler yerleştirilir. Aynı harfler arasında kalan direnç üzerinden akım geçmez. Bu direnç kısa devre olmuştur. Çünkü akım dirençli yol yerine direncin olmadığı kısa yolu tercih eder sevgili arkadaşım. Hemen bakınız böyle bir örneğimiz var. Tek tek anlatmışız. Bakın 8 ohm var ve altında bir düz tel var. Dolayısıyla 8 ohmdan ne yapmaz? Akım geçmez. Bu bir kısa devredir arkadaşım. Kısa devre. Sonra arkadaşlar bakınız harflendirmemizi yapmışız. Önce artı uca bakarsanız A, A vermişiz. Sonra eksi uçtan B, B, B vermişiz. En köşeye de C harfini yerleştirmişiz. A'yı şöyle veriyorsunuz. En sona arkadaşlar B'yi veriyorsunuz. C'yi de ortaya koyuyorsunuz. AC arasında 2, CB arasında 6 ve 3, AB arasında da 4, 10 direncimizi koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar artık yeni bir devre oluşmuş oluyor ve bu devrenin de eşdeğer direncini bulmuş oluyoruz. Şimdi mesela arkadaşım 6 ve 3 burada paralel. 1 bölü R, 1 bölü 6 artı 1 bölü 3'ten yine payda eşitledik. 3 bölü 6'dan R'miz 2 geldi.
Burası 2. 2 ile 2 yan yana bakınız. Bunlar toplamları 4. 4 ve 4 paralel arkadaşlar. 1 bölü R eş. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten R eşimiz 2 ohm çıkar. İşte karışık bir devreyi harflendirme yöntemiyle çok rahat bir şekilde çözmüş olduk sevgili arkadaşlar. Gelin bir başka soruyu bu şekilde çözelim. Şekilde verilen direncin eşdeğer direncini hesaplayınız demiş. Şimdi arkadaşım öncelikle harflendiriyorum. Bakınız K düz tellere hep aynı harfi veriyorum. K, 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 K ve K. Artık K harfi vereceğim başka yer kalmadı. Bir de sağdan gelelim yani L'den. L, 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 L ve L. Harf olmayan başka yer kalmadı ama bak burada bir şey var. 7 ohmun her iki ucunda K harfi var. Dolayısıyla bu ne olacak? Kısa devre olacak. Kısa devre. Şimdi arkadaşım 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm hepsi KL arasında. Dikkat ediyor musun? Ne kadar kolaylaştı işim. Buradan da 1 bölü R eşdeğer 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6'dan. Arkadaşlar payda eşitliyorum. 3 ile 2 ile 1 ile 6 bölü 6'dan eşdeğer direncimiz 1 ohm gelir sevgili arkadaşlar. Evet sıra geldi devre elemanlarını öğrenmeye. İlk olarak voltmetreden bahsediyoruz. Elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarayan devre elemanına voltmetre denir. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Voltmetrenin iç direnci teorik olarak çok büyük kabul edilir sevgili arkadaşım. İkinci devre elemanımız ise ampermetredir. Elektrik devresinde iletken üzerinden geçen akımı ölçmeye yarayan devre elemanına ampermetre denir. Ampermetre devreye seri bağlanır. Ampermetrenin iç direnci teorik olarak 0 kabul edilir. Yani düz tel gibi davranır sevgili arkadaşım. Bir başka sorumuz var. Bakalım sorumuza. Aşağıda verilen elektrik devrelerinde tüm dirençlerden akım geçmesi için numaralandırılmış yerlere hangi devre elemanı konulmalıdır? Arkadaşım bir nolu bölgeye hangi devre elemanı koyacağız? Voltmetre mi, ampermetre mi? Dikkat et, voltmetre paralel bağlanırdı, ampermetre seri. O zaman buraya ampermetreyi koymalısın hocam. 2R ve 3R'nin çalışabilmesi için de 2 numaralı yere voltmetre koymalısın. Hocam ampermetre koyarsam ne olur? Kısa devre olur. 2R ve 3R çalışmaz. Dikkat. Sonra geldik şekil 2'ye sevgili arkadaşlar. Şimdi 3 numaralı yere ne koyacağız? Ampermetre koyamazsın. Bu sefer R ve 2R'yi kısa devreye uğratmış olursun. Dolayısıyla buraya bir voltmetre koymak zorundayız. 4'e de arkadaşlar ampermetre koyacağız. Eğer voltmetre koyarsak bu sefer 2R'ye çalışmaz. Voltmetrenin içinden akım geçmez çünkü sevgili dostum. Evet bir başka devre elemanımız reosta. Ayarlanabilir dirençlere reosta denir. Reosta sürgüsü bir yönüne çekilirse. Bak şimdi arkadaşım eğer sen bunu bir yönüne doğru çekersen ne yapıyorsun? Direnci azaltıyorsun. Direnç azalır. Devrenin akımı artar. Sevgili arkadaşlar. Tam tersi bu sefer iki yönüne çekersek o zaman direnci arttırmış oluruz. Direnç artar. Akım azalır. Evet sevgili dostum devam edelim. Aynı dirençlerde olduğu gibi üreteçleri de seri ve paralel şekilde bağlayabiliyoruz arkadaşlarım. Seri şekilde bakınız artı eksi artı eksi artı eksi olacak şekilde sıralı bir şekilde bağlıyorsunuz. Eşdeğer EMK'mız 3E volt yerine EMK kullanıyoruz elektromotor kuvvet. Şimdi bakınız bir örneğimiz var artı eksi dikkat et uçlara bak şimdi. Eksi artı. Hocam eksi artı olunca ne olur? Birinciye ters bağlanmış olur. Birbirlerinden çıkarmam gerekir. Sonra tekrar artı eksi, artı eksi ve yine eksi artı. Arkadaşlar 4E eksi E artı E artı 2E eksi 3E.
artıyla başlayanlara artı dedim, eksiyle başlayanların da önüne eksi koydum. Şimdi böylece e'lerden zaten kurtulduk. 6e'den 3e'yi çıkarırsak sonucumuz 3e gelecektir sevgili arkadaşım. Paralel bağladığımızda ise kaç tane pil bağlarsak bağlayalım, sadece birinin EMK'sını alıyoruz, eşdeğer olarak E kadar alıyoruz arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper olur? Şimdi önce pillerin doğru mu yoksa birbirine ters mi bağlandığına bakalım. Bakınız eksi artı bağlanmış. Eksi artı bağlanmış. Sonra artı eksi bağlanmış. Hemen sağ taraftaki 10 volt diğerlerine ters bağlanmış. Şimdi böyle paralel 10'ar voltu gördüğünüzde arkadaşlar bir tanesini alın. Ben öyle yapıyorum. Sonra bu 10 voltla bu 10 volt birbirlerini ne yapacaklar? Götürecekler. Kaç kaldı? 12 volt kaldı. Demek ki bütün devrenin potansiyel farkı 12 voltmuş. Sonra 6 ve 3'ün eşdeğeri kaç eder arkadaşım? 1 bölü R, 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Bunu 1 ile bunu 2 ile hemen payda eşitledim. 3 bölü 6'dan R 2 geldi. Buraya 2 yazdık. Bakınız bu 2, bu 2 ne yaptı? Seri bağlı değil mi? Eşdeğer direncimiz toplamda 4 oldu. Peki V eşittir I çarpı R idi. 12 volt I çarpı 4. Buradan I'mız 3 amper gelecektir ki bu da devremizin nedir arkadaşlar? Üzerinden geçen akımdır. Arkadaşlar üretecin tükenme süresi diye bir şey var. Çok akım veren üreteç kısa sürede, az akım veren üreteç ise uzun sürede dayanır. Hemen sorumuza bakalım. KLM üreteçlerinin tükenme sürelerini hesaplayınız. Şimdi buradan çıkan akım V bölü R kadar değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan çıkan akım ne kadar? I eşittir 2V bölü R. Buradan çıkan akım ne kadar? Aslında V bölü R ama M'den V bölü 2R'si gelir. Aşağıdan da V bölü 2R'si gelir. Yani V bölü 2R'lerin toplamı V bölü R olacak şekilde paylaşılmış. Buna baktığımızda en uzun süre M arkadaşlar dayanacak. Sonra K dayanacak. En az L dayanacak diyoruz. Arkadaşlar elektriksel güç ve elektrik enerjisinden bahsedelim. Elektriksel güç E eşittir I kare çarpı R çarpı T ya da V kare bölü R çarpı T ya da I çarpı V çarpı T ifadesiyle bulunur. Burada gördüğünüz T'ler süreyi temsil ediyor. I akım, R de direnç, V'nin de potansiyel farkı olduğunu biliyorsun. E de enerji. Peki güç nasıl bulunur? I kare çarpı R, V kare bölü R ya da I çarpı V ifadeleriyle bulunur arkadaşlar. Gücün birimi watt, enerji birimi watt çarpı saat olabilir, saniye olabilir. Watt saniye ya da kilowatt saat. Mesela elektrik faturalarımızda kilowatt saat cinsinden gelir. Ne kadar enerji tükettiğimizi kilowatt saat cinsinden öğrenmiş oluruz. İç direnci ihmal edilen 12 voltluk üreteç ve 4 ohmluk dirençlerle kurulu şekildeki elektrik devresinde direnç üzerinde harcanan gücü devrenin 2 dakikada harcadığı enerjiyi bulunuz demiş. Şimdi arkadaşım burada öncelikle vırdan akımı bulalım. 12 eşittir I çarpı 4 akımımız 3 amper. Şimdi direncin üzerinden 3 amper geçiyor. O zaman güç I kare çarpı R yani 3'ün karesi çarpı 4. 9 çarpı 4'ten 36 watt nedir? Direncin üzerindeki güçtür. Devrenin 2 dakikada harcadığı enerjiye bakalım. Enerji arkadaşlar neye eşitti? I kare çarpı R çarpı T. Tabii ki T'yi saniye cinsinden alacağız. O zaman 3'ün karesi çarpı 4 çarpı 2 dakika ne kadardır? 120 saniye arkadaşlar. 120 saniye. Buradan arkadaşlar ne yapabilirsin? 9 çarpı 480 hesaplayalım. 72, 36, 7 daha 43, 4320 watt saniye şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşım sıra geldi lambanın parlaklığına. Lambanın parlaklığı lambaların gücüyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Özdeş X, Y, Z, T lambalarının parlaklıklarını kıyaslayınız demiş. Şimdi ben burada arkadaşlar şuna bakıyorum. Şimdi burada
X, Y, Z ve T. Hocam ben bunu çok rahat yapabilirim diyenleri duyar gibiyim. Burada arkadaşlar her koldaki potansiyel farklar birbirlerine neydi? Eşitti değil mi? Şimdi eğer bunlar özdeş dirençler, bundan I akım geçiyorsa bundan da I akım geçer. Bundan ise 2 I akım geçer. Şimdi üst taraftaki potansiyel X'te 2 IR kadar, Y'de de IR kadar. Y ve Z aynı olduğu için birini alınır. 3 IR olduğu için T'den de 3 I akım geçmeli ki potansiyeller aynı olsun. Buna bağlı olarak diyeceksin ki T'nin gücü en büyüktür. Çünkü en fazla akım T'den geçiyor. Sonra arkadaşım X diyeceksin. Sonra arkadaşım Y ve Z de eşit diyeceksin. Evet, elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınacak önlemler. Uyarı levhalarına dikkat edilmeli. Prizlerin kapakları kapatılmalı. Açıkta kopmuş, dağılmış kablolar varsa dokunulmamalı. Islak ellerle prizlere dokunulmamalı sevgili arkadaşlar. Elektriğin şakası yok. Evet arkadaşım, konuyu bitirirken dirençlerin, üreteçlerin seri ve paralel bağlanmasını öğrendik. Dirençler üzerindeki akım, gerilim, harcanan enerji, güç gibi kavramları hesapladık. Lambaların parlaklığını da kıyasladık. Evet arkadaşım, bu bizim ödüllü sorumuz. Bu soruyu bir sonraki konu anlatımımda çözeceğim. Ama istiyorsanız hadi gelin geçen haftanın ödüllü sorusuna bakalım. Ödüllü sorumuz bu. Bir iletken telin direncinin azaltılması için niceliklerinden hangileri artırılması gerekir? Direnç formülümüz R eşittir Rho L bölü S ya da A. Direncin eğer uzunluğu L'yi arttırırsak arkadaşlar direnç değeri artar. Ama bana diyor ki neyi arttırayım ki direnç azalsın? Dolayısıyla uzunluk olmaz ama kesit alanını arttırırsanız direnci azaltmış olursunuz. 2 olur. Üzerinden geçen akım şiddetiyle direnç değerinin hiçbir alakası yok. Cevabımız yalnız 2 olmalı. Bu soruyu doğru yanıtlayan arkadaşlarımız aşağıda listelenmekte. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde hücre döngüsünün kontrolünden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde mitozu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi aslında hücre döngüsü sırasında, mitoz sırasında herhangi bir problem olursa bu hücreler neye dönüşür, hangi aksaklıklar meydana gelir, onlar konumuz olacak. Gençler, yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Hücre döngüsünün kontrolü dedik. Bugünkü dersimizde hücre döngüsünün kontrol mekanizması G1, G2 ve M kontrol noktaları tabii ki konumuz olacak gençler. Tümör ve kanser kavramlarını öğreneceğiz. Kanser oluşumuna neden olan faktörleri anlatacağız. Normal bir hücre ile kanserli hücrenin ne gibi bir farkı var? Görünüşünde mi, şeklinde mi, yapısında mı farklar var? Bunları anlatacağız. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemler de yine bugünkü dersimizin konusu olacak. Bu konuyu bitirdiğimiz zaman aslında hücre döngüsü konusunun, mitoz konusunun tamamının sonuna gelmiş olacağız. Hemen açıyorsunuz bu dersin sonunda 0'dan 10'a biyoloji kitabınızı, eşeysiz üremeye kadar olan kısımların tamamını birden bitiriyorsunuz. Gençler, eşeysiz üremeye geçmiyorsunuz. Sayfa 27'ye kadar yapmadığınız herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. 10 dinamo için de aynı şey geçerli. Eşeysiz üremeye geçmeyin, yani bölünerek üreme kısmına bakmayın ama tarama testlerine, karma testlere mutlaka bakın. Sayfa 24'e kadar yapmadığınız hiçbir kısım kalmasın 10 dinamo soru bankamızdan. Şimdi ödevlerinizi de verdiğime göre gençler, hücre döngüsünün kontrolü ne demek? Kontrol mekanizması sırasında neler görev yapıyor? Bunlardan bahsedelim. Hücre döngüsü içerisinde gerçekleşen yaşamsal olaylar tabii ki genlerin kontrolü altında olacak. Birçok hücrede hücre döngüsünün evreleri arasındaki ilişkiyi sağlayan kontrol noktaları bulunacak. Bu kontrol noktalarında iki tane sinyal verilir. Gençler, bu sinyallerden bir tanesi dur sinyalidir, diğeri ise devam et sinyali dediğimiz sinyaldir. Hücre döngüsünde dur, iş yapma, artık bir bak, hata varsa onar anlamına gelir. Devam et, baktım sıkıntı yok, olaylar gerçekleşsin anlamına gelir. Hücre döngüsünün içerisinde Interli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış demiştik ya. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz ve sitokinez evreleri sırasında kontrol noktalarından en önemlileri G1 kontrol noktasıdır, G2 kontrol noktasıdır,
M kontrol noktasıdır. İnterfazı kendi içerisinde G1, S ve G2 evrelerine ayırmıştık. Aslında kontrol noktalarından bir tanesi G1 evresindeki kontrol noktası. G1 hücre döngüsünün en başı. Bakıyor, diyor ki birazdan DNA işlenecek. Acaba DNA işlenmesine gerek var mı? Hücrenin bölünmeye gerçekten ihtiyacı var mı? Bunlar kontrol ediliyor. Eğer hücrenin bölünmeye ihtiyacı varsa devam et sinyali veriliyor. S'e geçiyor. S DNA'nın eşlendiği evre. Burada bir kontrol yok. Sonra nereye geldi? G2 kontrol noktasına. G2 kimden sonra gelen kontrol noktası? Aslında S'ten sonra gelen. Yani DNA işlendikten sonra gelen kontrol noktası. Bu mantıkla bakarsan burada neyi kontrol edecek? DNA'nın eşlenmesinde herhangi bir hata var mı? Herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu? Bunlar kontrol edilecek. M kontrol noktası da metafaza denk gelir. Metafazda kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine diziliyordu. Tüm kromozomlar ekvator düzlemine dizildi mi, dizilmedi mi buna bakılır. Çünkü ne yapacaksın? Birazdan anafaza geçeceksin. Kardeş kromatitleri birbirinden ayıracaksın. Kromozoma tutunmayan, ipliğine tutunmayan bir kromozom varsa eşit olmayan paylaşım söz konusu olacaktır diyeyim. G1 kontrol noktasıyla başladım. Hücrede metabolik olaylarda bir anormallik yoksa, bölünme büyüklüğüne o hücre ulaşmışsa devam et sinyali dediğimiz sinyal verilmiş olacak. Bu sinyali alan hücre döngünün diğer evresi olan S evresine geçiş yapacak. Hücre tarafından devam et sinyali alınmazsa döngü G1 evresi dediğimiz evrede duracak gençler. Bu durumda bazı hücreler döngüden çıkarak G0 olarak adlandırılan durgun döneme geçerler. Vücudumuzdaki her hücrenin bölünme yeteneği yok. Mesela sinir hücrelerimizin çok büyük bir kısmı G0 denilen evrede duruyorlar. Ben ölünceye kadar da bu evrede durmaya devam edecekler. Mesela karaciğer hücrelerimizin de çok büyük bir kısmı G0'da yani durgunluk evresinde, ama yaralanma gibi durumlarda karaciğer hücreleri bölünebiliyorlar tekrardan. İleri derecede özelleşmiş sinir, kas ve karaciğer hücreleri G0 evresindedir. Karaciğer hücreleri yaralanma gibi olaylarda büyüme faktörlerinin etkisiyle G0'dan G1'e dönüp oradan S mitotik yapıp böylelikle bölünmesini gerçekleştirebiliyorlar. Geldim G2 kontrol noktasına. Nereden sonra? S'ten sonra bir kontrol yapılacak. Neyi kontrol edeceksin? DNA'da bir hasar var mı? Varsa devam etme, iki hücrenin genetik yapısı birbirinden farklı olur denecek. Eşlenme sırasında hata oluşmuşsa dur sinyali verilecek. Hata düzeltilince dur sinyali ortadan kalkacak. M kontrol noktasına da bakacak olursak tüm kromozomların ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilecek. Kinetokorlar ipliklerine bağlanmamışsa devam et sinyali verilmediğinden anafaza geçiş olmaz. Çünkü mesela şu bağlandı, bu bağlandı, bu bağlandı, şu bağlanmadı. Bunlar birazdan paylaşacak, bir parça şuraya, bir parça buraya, bir parça buraya, bir parça buraya, bir parça buraya, bir parça buraya. Bu ne olacak? Ya bu tarafa gidecek, fazla burası olacak, bu tarafta eksik kalmış olacak, ya da tam tersi bu tarafa giderse bu tarafta kromozom sayısında fazlalık meydana gelmiş olacak gençler. Normal şartlarda olaylar nasıl gerçekleşiyor? Hücrelerin bölünebilmesi için tabii ki ortamda yeterli miktarda büyüme faktörü dediğimiz faktörlerin bulunması gerekiyor. Büyüme faktörü belirli vücut hücreleri tarafından salgılanan aslında proteinler. Bölünerek çoğalan doku hücreleri yeterli sayıya ulaştığında büyüme faktörü etkisiyle bölünme durduruluyor. Yani benim vücudumdaki bir hücre bölündü, 2 oldu. 2 iken 4 oldu. 4 iken 8 oldular. 8 iken 16, 32, 64 oldular. Diyelim ki bir dokuya değdiler. O zaman ben yeterince bölündüm, artık bölünmeme gerek yok deyip duruyorlar. Ama hücre döngüsü bozulmuş hücreler bu dur sinyalinden anlamıyor. Sınırsız şekilde bölünmeye devam ediyorlar. Diyorsun ki istediğimi üret, üretmiyor. Bölünme, bölünmeye devam ediyor. Döngüsü bozulmuş, sınırsız bölünebilen bir hücre kümesi meydana geliyor. Tabii ki kanser oluşumundan bahsediyoruz.
Çeşitli nedenlerle hücre döngüsü kontrolden çıkabiliyor. Çeşitli faktörler olabilir. Kontrolden çıkan bu anormal hücreler kendilerini yok ediyor. Ancak bu mekanizma da bozulursa hücreler anormal şekilde çoğalıyorlar. Bir dokudaki anormal hücre kütlesine tümör ismi verilir gençler. Her tümör kanserleşmek zorunda değil. İyi huylu tümörler var, kötü huylu tümörler var. Birazdan bahsedeceğim. Tümör oluşumun çok çeşitli sebepleri var. Baktığımız zaman bunlardan bir tanesi DNA hasarının onarılmamasıdır gençler. Meydana gelen mutasyonlar da tabii ki genlerin işleyişini bozacağı, genlerin yapısını bozacağı için tümör oluşumuna neden olabilir. Bazı virüsler, bazı kimyasal maddeler keza tümör oluşumuna neden olabiliyor. Radyasyon ve X ışınları da yine tümör oluşumuna sebep olabiliyor gençler. Mesela şuraya baktığınız zaman mesanede bir tümör oluşumu söz konusu veya şurada kalın bağırsağın üzerinde bir tümör oluşumu meydana gelmiş. Tümör illaki kanserleşmek zorunda değil dedik. İyi huylu tümörlerimiz, bir de kötü huylu tümörlerimiz var. İyi huylu tümör ne demek? Eğer dokuda hücrelerde farklılaşma meydana geldi ve sadece o dokuda kalıyor, etrafa yayılmıyorsa iyi huylu tümör deniyor. Kötü huylu tümör ise oluştuğu dokudan farklı dokulara yayılmaya başlıyor. Bazen doktora gittiğimiz zaman ya da sizin değil de büyükler doktora gittiği zaman doktorlar vücudun farklı yerlerinde kitleler görebiliyorlar. Diyor ki 3 ay sonra bir daha gel bakacağım diyor. Orada ölçüyor, şu kadar milim, şu kadar çapa, şu kadar özelliğe sahip. 3 ay sonra bir daha gel diyor. 3 ay sonra bir daha gidiyorsun, hiçbir büyüme olmamış. Yine ölçtüğü ölçüde, yine ölçtüğü hacimde, büyüklükte. Ha diyor, yayılmıyor, büyümüyor, takip edeceğiz. 6 ay sonra gel diyor. 6 ay sonra bir daha gidiyorsun, yine aynı büyüklükte, tamam sıkıntı yok diyor. Ama sana git 3 ay sonra gel demişti ya, 3 ay sonra gittiğinde bir bakıyor büyümüş. Ha bu büyüyor, çok hızlı da yayılış gösteriyor. Bu kadar büyümesini bile beklemezdik. Hemen operasyona başlanabiliyor. Yani iyi huyluyla kötü huylunun aslında arasındaki fark bu gençler. Devam edeyim. Normal hücrelerle kanserli hücreleri şöyle bir kıyas yapmış olalım. Normal hücrelere baktığımız zaman kanserli hücrenin normal hücreye göre daha büyük bir yapısı oluyor ve farklı şekillerde hücre çekirdeği bulunabiliyor. Kanserli dokuda normal dokunun aksine çok sayıda bölünen hücre ve düzensiz hücre dizilimleri mevcut oluyor. Kanserli hücrenin boyutunda farklılıklar görülüyor. Hücre içindeki organellerin şekilleri düzensiz oluyor. Kanserli hücrelerin sayısı artmış ve şekilleri bozulmuştur. Bunlar sınırsız bölünebilme özelliğine sahip bir hücre kümesi gençler. Yani ben diyorum ki şunu üret, üretmiyor. Savunma sistemi hücrelerim gitti, öl emri verdiler, emri dinlemiyor. Bölünme, bölünmeye devam ediyor. Bir süre sonra iş yapan hücrelere de yer bırakmayıp tüm mekanizmanın bozulmasına sebep oluyor gençler. Peki kanserle ilgili çalışmalar yapan bilim dalı var. Kanserle ilgili çalışmalar yapan bilim dalına ne ismini veriyorduk? Onkoloji ismini veriyoruz gençler. Baktığımızda kanser genellikle oluştuğu doku veya organa göre isimlendiriliyor. Mesela akciğerlerde kanser oluştuysa akciğer kanseri deniyor, gırtlak kanseri diyor, deniyor, meme kanseri diyor gibi. Erken teşhis hayat kurtarır dedik. Neden? Erken teşhis kanserde çok önemli. Ne anlatıyorum? Diyorum ki senin vücudunda sözünü dinlemeyen bir hücre vardı. Sınırsız bölünme özelliğine sahipti. Bölündü, 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 bölündü. Sen bu kadar büyüklükteyken bunu fark ettin, doktora gittin. Doktor dedi ki aa çok iyi fark etmişsin, iyi ki tarama yaptırmışsın, erken teşhis oldu dedi. Bu hücre kümesi çok daha fazla büyümeden genellikle cerrahi bir operasyonla o hücreleri oradan aldı. Artık burada herhangi bir kanserli hücre olmadığı için sen hayatına normal şekilde devam edebiliyorsun. Ama erken teşhis olmasaydı bu hücre bulunduğu dokuda çoğalmış, 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 daha
başka dokulara kadar yayılmış, hatta tüm vücuda yayılmış olsaydı tüm vücudundaki her hücreyi de toplama ihtimali yok doktorların. O yüzden çok geç kalmışsınız. Vücudun her yerine yayılmış gibi bir cevap alınabilirdi. Mesela meme kanseri üstünden bir örnek alayım, anlatayım gençler. Vücudumuzdaki bazı organlar, bazı dokular olmadan da hayatımıza devam edebiliriz. Mesela meme, işte rahim, testis, bunları örnektir. Rahmim olmadan çocuğum olmaz ama hayatıma devam edebilirim gibi düşünün. Rahim kanseri, testis kanseri ya da meme kanseri gibi kanserlerle mücadele etmek daha kolay. Kişinin memesinde kanserleşen bir doku tespit edildiği zaman meme dokusu oradan alınıyor. Artık teknoloji, estetik çok gelişti. Hiç alınmamış gibi görüntü de verebiliyorlar. Veremeseler bile tabii ki kişi memesi olmadan da hayatına devam edebilir. Ama kişide akciğer kanseri varsa dur akciğerinin bir parçasını sökeyim deme şansı yok gençler. İlk yapılan genellikle alınabilecek bir dokuysa oradaki tüm kanserli hücreleri toplamaktır. Yani cerrahi müdahaledir. Cerrahi müdahaleden sonra ya orada kanserli hücreler kaldıysa bizim fark edemediğimiz, göremediğimiz diye kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz yöntemler kullanılır. Kemoterapi ile radyoterapiden biraz bahsedeceğim. Kemoterapi dediğiniz şey aslında size gidip bir serum takıyorlar. Ama taktıkları serumun içerisinde hücre öldürücü ilaç var. Maalesef ki günümüzde sadece kanserli hücreleri öldürüp sağlıklı hücrelere zarar vermeyecek bir kemoterapi ilacı bulunmuş durumda değil. Artı eksi hesabı yapıyor doktor. Diyor ki ben buna hücre öldürücü ilacı vereyim. Hücre öldürücü ilacı verdiğim için bunun kanserli hücreleri ölsün. Tabii ki sağlıklı hücreleri de ölecek. Ama sağlıklı hücreler bir süre sonra kendini yenileyecektir diyor. Artı eksi hesabıyla hücre öldürücü ilaç vermeyi tercih ediyorlar. Hücre öldürücü ilaç verdikleri için kişinin saçında dökülme, işte kaşında, bıyığında dökülme söz konusu oluyor. Sen bir kişiye hücre öldürücü ilaç verdiğin için onun bağışıklık sisteminde de çökme söz konusu oluyor. Kanserli hastaların maskelerle dolaşması, evde kendilerinin steril bir odada kalması, misafir geldiğinde de ya kusura bakma odasına kimseyi almıyoruz demelerinin sebebi kanser bulaşıcı bir hastalık olduğu için değil. Karşı taraftan herhangi bir mikroorganizma tedavi gören kişiye bulaşmasın diye gençler. Çünkü onun bağışıklık hücreleri de öldürülmüş. Yani bağışıklığı çok zayıflamış durumda. Normalde bağışıklığı güçlüyken iki öksürüp bir aksırıp atlatabileceği grip hastalığı onda zatüreye dönüşebilir. O yüzden onlar daha steril tutulmaya çalışırlar gençler. Radyoaktif ışınlar, radyoterapi dediğimiz yöntemde ise aslında kişiye radyasyon veriliyor. Radyasyon hem hücrelerin kanserleşmesine sebep oluyor. Aynı zamanda radyasyon kanserli hücrelerin öldürülmesinde de kullanılan bir yöntemdir. Kanserle mücadelede erken tanı tedaviyi kolaylaştırır, unutmayın. Kanserin belirtilerine de bakacak olursak ben ve sihirlerde değişiklikler meydana geliyorsa şüphelen bir göster doktora. İyileşmeyen yaraların varsa, olağan dışı kanamalar meydana geliyorsa, yutma güçlüğün, sürekli bir öksürük halin varsa, vücudunun belirli yerlerinde bir şişlik meydana geldiyse bunların tabii ki doktora gösterilmesi gerekiyor gençler. Birkaç tane de soru çözüp dersimizi bitireceğim. Hücre döngüsüyle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Hücre döngüsünün belirli kısımlarında kontrol noktaları bulunur. Hatta biz bunların G1 kontrol noktası, G2 kontrol noktası ve M kontrol noktası olduğunu söyledik. O zaman bu bizim için doğru. Hücre döngüsünün kontrolden çıkması kanserleşmeye neden oluyor. Hücre döngüsünü kontrol edemeyen hücreler bölünerek çoğalamaz. Nerede o günler? Keşke kanserli hücreler bölünerek çoğalmasa. Tam tersine bunlar devamlı bölünerek çoğalabiliyorlar. Hangileri doğrudur dediği zaman da cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma, kaç tanesi doğrudur diye sormuşuz.
Kanserli hücrelerin vücutta aşırı çoğalması kötü huylu tümörlerin oluşmasına sebep olur. Tabii ki doğru. Kanser hastalığının erken teşhis edilmesinin tedaviye katkısı olmaz olur mu? Hemen kanserli hücreleri yok edebileceksin vücuda yayılış göstermeden, yanlış. Kemoterapi ve radyoterapi kanser hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Doğru. Kanser oluşumuna sebep olan tüm faktörler günümüzde bilinmemektedir. Evet, radyasyonun sebep olduğunu biliyoruz. Kullandığımız kimyasalları biliyoruz ama başka kanser oluşumuna sebep olan her şeyi öğrendik. Asla başka bir şey kalmadı diyemeyiz. Bilinmemektedir, doğru diyeceğiz o zaman. Tüm kanser çeşitlerinin tedavisi de maalesef ki günümüzde bulunmuş durumda değil. Keşke bulunabilse gençler. 3 tanesine doğru dedik. O zaman şıklardan da 3'ü işaretlememiz gerekiyordu. Geldik konu biterken kısmına, şöyle bir toparlayıp özetliyorum. Videoyu bitiriyorum gençler. Hücre döngüsünün kontrol mekanizmasından bugünkü dersimizde bahsettik. G1 noktasında hücrenin yeterli büyüklüğe, besine, büyüme faktörüne sahip olup olmadığı denetlenmiş oluyor. Bölünmeye gerçekten ihtiyaç var mı, ona bakılıyor. G2 noktasında DNA'nın düzgün eşlenip eşlenmediği, hasar varsa bunun kontrol edildiği kısım oluyor. M kontrol noktasında iyi ipliklerinin tüm kromozomlarının kinetokorlarına tutunup tutunmadığının denetlendiği kısım oluyor. İyi huylu tümörden, kötü huylu tümörden bahsettik. İyi huylu tümör dediğimiz tümörler bulunduğu dokuda kalıyordu. Kötü huylu tümörler ise etrafa yayılış gösteriyordu. Tüm vücuda tümörün, kanserin yayılmasına da metastaz ismini vermiştik. Kansere neden olan faktörleri anlattık. Normal hücreyle kanserli hücrelerin arasında şekil ve yapı bakımından çok büyük farklar vardı, unutmayın. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemleri de bugünkü dersimizde söylemiş olduk. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum gençler. Hücre döngüsünün kontrolünü neler bozar? Yorumlar kısmına yazın. Bekliyorum. Böylelikle dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimize hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeniniz Osman Sarı. Bugünkü dersimiz Haçlılar karşısındaki Türkler mücadelesi konusu üzerinde duracağız. Ama tabii ki öncelikle hangi ödevi yapacağız dersimizin sonunda? 0'dan 10'a tarih soru bankamızdan 22. 23. sayfaları, 10. sınıf dinamo soru bankamızdan da 15. sayfamızı yapacağız. Görüldüğü gibi çok fazla ödevimiz yok. Dersin hemen ardından çözersek konumuz için pekiştirici olacak. Nedir Haçlı seferleri? Özellikle Batı Avrupalıların. Kim bu? İspanyol, Portekiz, İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman gibi Batı Avrupalıların İslam dünyası üzerine gerçekleştirdiği seferlerden bahsediyoruz. Hedef din adına olduğu için de gidiş yönünde göstere, dönüşte de sırtlarına haç resmi astıkları için buna Haçlı seferleri denmiştir. Peki seferlerin nedenleri neler? Önce siyasi, yani devlet yönetimiyle ilgili nedenlerine bakalım. Yönetimsel nedenlerden ilki Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya giren Türklerin ilerleyişini durdurmak. Anadolu Hristiyan toprak ve Türkler, yani Müslümanlar Hristiyanların aleyhine genişliyor. Bunu durdurmaları gerekiyor. Aslında tabii ki durdurma isteğini kim talep etti? Bizans. Bizans Avrupa'dan yardım istedi. Ve Bizans'ın yardım isteğine cevap vermek istiyorlar ama Bizans'ı çok sevmezler. Çünkü Bizans onlara göre Hristiyan bile değil, Ortodoks. Hristiyan Ortodoks mezhebine mensup. Batı Avrupalılar ise Katolik. Dolayısıyla onu çok sevmiyorlar ama bu gerekçeyi kullanıyorlar. Gerçek amaç ne? Gerçek amaç arkadaşlar, kral ve soyluların hakimiyet alanlarını genişletme isteğidir. Siyasi nedenler: Türkleri Anadolu'dan atmak, Bizans'ın yardım isteğine cevap vermek ve tabii ki kral soyluların hakimiyet alanlarını genişletme isteği. Peki dini nedenler neler? Kudüs'ü Müslümanlardan geri alma. Her üç din içinde Kudüs kutsal. Burayı ele geçirmek istiyorlar. O zaman Kudüs'ü Müslümanlardan alacaklar. Böylece kutsal saydıkları beldelerden, hacca gittikleri beldelerden birini ele geçirecekler. Ve belki de daha da önemlisi, Kudüs sembolik olsa da, sembolik açıdan en önemlisi Kudüs olsa da, belki de nedenlerin en önemlisi Hristiyan birliğini sağlamak. Şimdi bakın şu turuncu gibi görünen renge baktığımızda arkadaşlar, bunlar Katoliklerin yaşadığı coğrafya.
Diğer coğrafyaya baktığımızda, sarı renkli olanlara baktığımızda da burada da Ortodoksları görüyoruz. 11. yüzyılın ortalarında Katoliklerle Ortodokslar bölündü. Ama Vatikan, ki Katoliklerin dini liderliği İtalya'daki Vatikan'daki papalıktır. Ortodoksların da dini liderliği İstanbul'daki Patrikhanedir. Vatikan bu coğrafyada da egemenlik kurmak. Böylece Hristiyan birliğini sağlamak istiyor. Bunu fırsat olarak kullanacak. Ve tabii ki din adamlarının nüfuzunu, yani gücünü, etkisini artırma isteğini de burada görmekteyiz. Peki ekonomik nedenler neler? Şimdi şurada uçan bir halı görüyorsunuz. Ne alaka bununla? Malum Binbir Gece masalları vardı arkadaşlar. Binbir Gece masalları Avrupa'da o tarihlerde biliniyordu. Altın kubbeli camiler duyuyorlardı. İpek baharat yollarından gelen zenginlikleri biliyorlardı. Dolayısıyla özellikle Orta Çağ'da kavimler göçüyle birlikte kapalı ekonomi yaşayan Avrupa, ki kapalı ekonomi neydi? Bölgeler arası ticaretin olmadığı, özellikle takasa dayalı, paranın sınırlı olduğu ekonomik model. Tarım hayvancılık yapıyorlar. Yani açlar, sefiller. Oysa Doğu çok zenginleniyor. Alırız, zengin oluruz. Avrupa'da ekonomi çöküş zaten burada tetikleyici dedik. Ve ipek baharat yollarından gelen malları ele geçirme. Tabii ki burada Doğu'nun zenginliklerine sahip olma arzusu temel neden olarak karşımıza çıkar. Ve sosyal neden. Sosyal nedenlerde senyörlerin, soyluların macera arayışı falan diyebiliriz ama aslında asıl neden ezilen sınıfların eşitsizlikten kurtulma isteği. Papa diyor ki Kudüs'e yola çıkan herkes zaferi kazanacağı gibi aynı zamanda cennetle müjdelenmiştir. Dolayısıyla cennetle müjdelenmiş bir kişi olarak Avrupa'ya dönen bir burjuva. Burjuva o zamanlar çok önemli değildi. Şehirli esnaf zanaatkardı. Bir köylü ezilmez, saygı görür. Bu sayede bu sınıf farklılıklarından ne olacaktır? Kurtulmuş olacaklardı. Ve birinci Haçlı Seferi'yle devam edelim arkadaşlar. Birinci Haçlı Seferimiz. Haçlar Avrupa'dan yola çıkıp İstanbul'dan Üsküdar sahillerine geçtikten sonra İznik'i kuşattılar. Tabii Haçlar çok kalabalık bir güruhla geliyor. Katliam yapıyorlardı. Şehirdeki kadınların, çocukların katledilme ihtimali vardı. Bunu gören şehirdeki komutan şehri Bizans'a teslim etmeyi kabul ediyor. İznik Gölü kıyısından şehirdeki halk tahliye ediliyor. Böylece halk katliamdan da kurtulurken Bizans da İznik'i ele geçiriyor. Peki ne alaka? Bizans Haçlılarla anlaştı arkadaşlar. Bizans Haçlılarla anlaştı. Anadolu'daki tüm masraflarınızı biz karşılayacağız. Anadolu'da ele geçirin toprakları bize vereceksiniz. Zaten Bizans ertesi sabah baktığında kalede Bizans bayrakları var. Pardon, Haçlılar baktığında kalede Bizans bayraklarının olduğunu görünce yapacak bir şey olmadığını gördüler. Tabii biz katliamdan kurtulurken Bizans İznik'i ele geçirmiş oldu. Haçlılar ilerledi Eskişehir'e doğru. Eskişehir'de önce Haçlı ordusuyla bir savaş yapıldı. Bunu dağıttı Türkiye Selçukluları. Ama arkadan gelen ordu çok büyük, çok kalabalıktı. 30 bin kişilik Selçuklu ordusu belki bu savaşa girebilir. Bir ihtimalle kazanabilirdi ama ordu diye bir şey kalmazdı. Bunu gören Selçuklu ordusu geri çekildi. Ve gerilla savaşı yapmaya başladı. Yani vurkaç taktiğine dayalı olarak Haçlıların Anadolu'dan çıkışına kadar Haçlılara çok ağır darbeler vuruldu. Ve Haçlılar ne yaptılar? Orta Doğu'ya ulaştılar. Ve burada bir sürü kontluk falan filan kurdular. Urfa kontluğu, Antakya kontluğu, Trablus kontluğu ya da Kudüs Krallığı gibi kontluklar kurdular. Yani birinci Haçlı Seferi'nin sonunda Orta Doğu'ya feodaliteyi taşıdılar. Bu arada Kudüs, Antakya'da böyle Urfa'da kurulan kontluklar ne yapacaktır? Orta Doğu'daki Haçlı etkinliğini artırırken İznik, Batı Anadolu Bizans'ın eline geçmiş. Türklerin batıya doğru ilerleyişi durmuş. Bizans'ın ömrü uzamıştır arkadaşlar. Peki, ikinci Haçlı Seferi'ne bakarsak. Bunun kendine özel nedeni nedir? Kendine özel nedeni Urfa'nın 1144'te Türklerin eline geçmesi. Hemen Papa bir Haçlı ordusu hop diyor, bir gerileme var diyor. Müslümanlar yeniden saldırıya geçti diyor. Kurtaralım diyorlar bölgeyi. Ama bu savaşın özel bir tarafı var arkadaşlar bu seferin. Krallar ilk defa bu sefere katılmışlardır. Birinci Haçlı Seferi'nde krallar yoktu ama birinci seferdeki o büyük zaferi görünce, ki başarılı oldular, krallar da bu zaferden pay elde etmek isteyecektir. Fakat çok ağır bir yenilgi aldılar. Anadolu'ya giren ilk Haçlı ordusu ağır yenilgi alınca Antalya üzerinden Kudüs'e deniz yoluyla gitmeyi tercih ederken ikinci ordu İstanbul'a geldiğinde ne yapacaktır? Direkt deniz yoluyla Orta Doğu'ya, Kudüs'e gidecektir.
Gelelim Mirekefalon Savaşı'na. Haçlı seferleri sırasında yaşanan bir savaş. Şimdi bu savaşın nedeni ne? Bu savaşın temel nedeni Bizans'ın umudu arttı. Birinci ve ikinci Haçlı seferleriyle Türklerin yıprandığını düşünen Bizans, Türkleri Anadolu'dan atmak üzere harekete geçti. Ancak kimi kaynaklara göre Eskişehir, kimi kaynaklara göre Denizli civarında yapılmış bir savaş olarak ya da Afyon civarında yapılmış bir savaş olarak kabul edilir. Bizans yenildi. Ve Anadolu Türkiye tarihinin üçüncü büyük zaferi. 1. 1048 Pasinler Savaşı Anadolu'nun kilidini açtı demiştik. 2. 1071 Malazgirt Savaşı Anadolu'nun kapısını açtı. Ve 3. 1176 Mirekefalon Savaşı Tapu Savaşı'ydı. Bizans yenildi. Anadolu'da asker üstünlük tekrar Türklere geçti. Bizans tekrar savunmaya geçti. Ve Anadolu'nun tapusu alın denir. O zaman basitçe 1076 Mirekefalon Savaşı'nın nedeni Türkleri Anadolu'dan çıkarma isteği. Sonuç Bizans Türkleri Anadolu'dan atamayacağını kabul etti. Tekrar savunmaya çekildi. Böylece Anadolu'nun tapusu alındı. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı kabul edildi. Haçlı seferleri devam ediyor tabii ki. Üçüncü sefer gerçekleşiyor. Peki neden üçüncü Haçlı seferi? Üçüncü Haçlı seferin temel nedeni arkadaşlar Kudüs. Müslümanların eline geçti. Selahaddin Eyyubi 1187'de Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü geri aldı. Bunu gören Papa hemen bir Haçlı ordusu çağrısı yaptı. Ve büyük bir ordu toplandı. İslam dünyası üzerine yürüdü. Ama Selahaddin Eyyubi bunları da yendi. Ve Kudüs Müslümanlarda kaldı. Tabii bu sefer sırasında Anadolu Türkiye tarihiyle ilgili çok kötü bir sonuçla karşılaşıyoruz. Ne der? Sefer öncesinde Türkiye Selçuklu hükümdarı Gıyasettin Kayseri devletin yönetimini 11 oğluna paylaştırdı. Devleti parçalamadı. Sadece onları oralara ne olarak vali olarak atadı. Ama bunlar bir anda taht kavgalarına başladı. İşte bu 11 oğul arasında yaşanan taht kavgaları devleti yıprattı. Bundan faydalanan Haçlılar da Konya'yı ele geçirdi arkadaşlar. Konya devletin başkenti Konya bir süre için Haçlıların eline geçti. İşte yaşanan taht kavgası Türkiye Selçuklu tarihinde trajik bir sonucu da beraberinde getirdi. Daha sonra tabii ki Kudüs'ü Konya'yı Türkler geri alacak ama tabii ki bu Konya'da büyük bir yıkıma neden olacaktır. Ve dördüncü Haçlı seferi. Hala Kudüs'ü geri alma hayaliyle hareket ediyor Papa. Ve yine bir Haçlı ordusu çağrısı ve Avrupa'dan büyük bir ordu geliyor. Fakat dikkat ederseniz bu ordu nerede kalmış? İstanbul'da kalmış bakın. Denizli'ye gelmişler, İstanbul'da kalmışlar. Hani buradan buraya gideceklerdi. Böyle bir şey yok. Neden? Çünkü onlar İstanbul'a geldiği sırada İstanbul'da bir taht kavgası yaşanıyordu. Bundan faydalanan Haçlılar İstanbul'a girdiler. Ve Bizans İmparatorluğu'nun varlığına bir süre için son verdiler. İşte tabii bu arada İstanbul'dan kaçan imparator İznik'e gidecek. İznik'te bir krallık kuracaktır. İznik Rum Krallığı diyebileceğim bir krallık. Bir başkası da Trabzon Rum İmparatorluğu ya da devleti dediğimiz devlet karşılığında çıkacak. Böylece İstanbul'da 1204'ten 1261'e kadar Bizans egemenliği yoktur. Latinler egemendir. Şu gördüğünüz pembeyi çağrıştıran renkte arkadaşlar. Tabii Haçlılar bu seferde çok zulmettiler. Hatta Ayasofya'yı ahıra çevirdiler. Ve atlarını bağladılar. Bu tabii ki Ortodoks dünyada çok büyük bir travmaya neden olmuştur. Bunu dini sonuçlarda biraz daha açarız bu konuyu. Şimdi gelelim Haçlı seferlerinin sonuçlarına. Bir kere feodalite ilk darbeyi aldı ve yıkılma sürecine girdi. Feodalite ilk darbeyi aldı, yıkılmaya başladı. Neden peki feodalite ilk darbeyi aldı? Ölen derebeylerin topraklarına krallar el koymaya başladı. Şimdi kim bu derebeylik ya da feodalite? Bakın Avrupa'da bölünmüş yönetimler görmektesiniz. Feodalite bir krala bağlı görünse de her birinin kendi topraklarına egemen olduğu soylu yapısı. Kavimler göçü ile birlikte Avrupa'da siyasi birlik bozulmuş ve feodal düzen ortaya çıkmıştı. İşte bu feodal düzen içinde yaşayan bu insanlar zaman içerisinde merkezi krallıklara dönüşecekler. İşte buradaki ilk etken Haçlı seferleri. Ölen derebeylerin topraklarına kralların el koyması birinci neden.
Feodalitenin yani bölünmüş yönetimin yani derebeyliğin yıkılmasının ikinci nedeni seferlere borçla katılan derebeylerin dönüşte borçlarını ödeyemez duruma düşmesine topraklarını krallara satmak zorunda kalması. Ve krallar yine güçleniyor. Son olarak barut. Haçlı seferleri sırasında öğrenecek ve zamanla derebeylerine karşı kullanacak. Ne alaka? Şimdi derebeylerin orduları küçüktür. Bu nedenle şato denilen saray kale arası yapılara sığınırlardı. Bu yapılar dağların yamaçlarında ya da ırmaklar üzerindeki adacıklarda ulaşılması zor, patika yollarla girilen, köprülerle girilen yapılardı. Dolayısıyla bir ordunun gelip buraya girmesi çok 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 zordu. Ama toplar kullanılmaya başlayınca aşağıdan siz topu şatoya vuruyorsunuz. 3-4 gülleyle birlikte şatonun duvarı yıkılacak ve kaleyle geçilebilecektir. Ama buna daha var arkadaşlar. Haçlı seferleri sürecinde hemen değil. Bu 1400'lü yıllarda karşımıza çıkacak bir sonuç. Biz burada oraya giden yol açtık sadece. Peki. Gelelim dini sonuçlarına. Şimdi seferler sırasında din adamları zenginlik ve zaferi vaat etmişti. Papa diyor ki Tanrı bize vaat etti. Zafer garanti, zengin de olacaksınız. Müslümanlar da barbardır. Şimdi doğuya gelen Haçlılar bu Müslümanların hiç de barbar olmadığını gördü. Böyle İslam'da Tanrı'ya dua etmek için din adamına para verme ihtiyacı da yokmuş. Bunlar gayet de medeni insanlarmış. Zafer nerede? Çok ağır kayıplar verdik. Zenginlik desen hakeza sadece soyluların bir kısmı biraz zengin oldu, bir şeyler kazandı gitti. O zaman işte bu din adamlarına olan güven azalttı. Tabi din adamlarına olan güven azalınca ne oldu? Skolastik düşünce ilk darbeyi aldı ve yıkılma sürecine girdi. Neydi skolastik düşünce? Hani kavimler göçü sonrasında Avrupa'da ortaya çıkan, düşünmeyi, sorgulamayı, deney gözlemi yasaklayan dogmatik fikir sistemi. Yani Katolik Kilisesi diyor ki, biz her şeyi biliyoruz. İcat edilecek her şey icat edilmiştir. Yeni bilimsel buluşlar olmayacaktır. O nedenle merak ettiğiniz bir şey varsa bize sorun. Tabi her şeyi bilmesi gereken papalık veya din adamları İslam dünyası ile ilgili söylediklerinin palavra olduğunu ortaya koymuş oldular. Çünkü hani barbardı bunlar, hani vahşiydi bunlar, hani zafer garantiydi, hani zenginlik garantiydi. Demek ki her söylediğiniz doğru değilmiş. Süper. Böylece skolastik düşünce, yani Katolik Kilisesi'nin ortaya koyduğu dini düşünceye tepkiler oluşmaya başlarken aynı zamanda Katolik Ortodoks Birleşmesi imkansız olduğu görüldü. Az önce söyledik ya, hani şu 4. Haçlı Seferi sırasında Katolikler Ortodoks Hristiyanların mabetlerine hakaret etti. Onların kültürlerine hakaret etti, inançlarına hakaret etti. Şunu gördü Ortodokslar. Biz bunlardan çok farklıyız. Biz bunlarla bir olamayız. Demek ki Müslümanlara karşı Batı'dan, Katoliklerden yardım istemek hiç de mantıklı değildi. O kadar birbirlerinden nefret edecekler ki günümüze kadar gelecek olan Ortodoks Katolik çatışması da burada artmış olacaktır. Gelelim ekonomik sonuçlarına. Şimdi Doğu Batı ticareti gelişti ve buna bağlı olarak Akdeniz limanları önem kazandı. Neden? Bakın şuradaki Venedik. Şu bölgede Venedik'i görüyoruz. Şurada da Ceneviz. Şimdi bunlar Haçlıları gemileriyle ne yaptılar? Taşıdılar. Doğuya taşıdılar. Ama doğudan dönüşte, Orta Doğu'dan dönüşte de ne yaptılar? Ticaret mallarını Avrupa'ya taşıdılar. Böylece Venedik ve Ceneviz zengin tüccar devletlere dönüşürken Türkistan toprakları harap oluyor. Venedik, Ceneviz zenginleşirken Türkistan toprakları harap oluyor. Bu arada artık bakın Akdeniz'de şu limanların güçlenmesi söz konusu. Bu yüzden Avrupa'da şehir hayatı da gelişmeye başladı. Eskiden var olan Avrupa'daki nüfusun %85-90'ı köylerde yaşarken şimdi şehirlere göç ve ticaret şehirleri ortaya çıkmaya başladı. Sanayi devriminde ayrı arkadaşlar. Bu arada Avrupa'da ticaretin gelişmesiyle beraber para kullanımı da yaygınlaşacaktır. Ve Papa'dan, İtalyan bankerlerinden borç almışlardı feodal beyler. Faizde. Bu tatlı karı gördüler. Böylece öncelikle İtalya, daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde ne gelişmeye başlayacak? Bankacılık sektörü gelişmeye başlayacaktır. Yani finans sektörü de güçlenmeye başlıyor. Peki, gelelim teknik sonuçlara. Şimdi 751'de Talas Savaşı yaşanmıştı Çinli Abbasiler arasında. Ve Çin kökenli bazı buluşlar, barut, pusula, kağıt, matbaa gibi buluşlar nereye taşınmıştı? İslam dünyasına. İşte Haçlı seferleriyle birlikte bunlar Avrupa'ya taşındı. Böylece barut, feodalitenin az önce anlattık ya şatoların yıkılışında, feodalitenin yıkılmasında ve merkezi krallıkların güçlenmesinde etkili olacak. Başka ne vardı? Kağıt ve matbaa.
Kağıt matbaa sayesinde bilgi yaygınlık kazanabilecek. Bilim adamları artık çok daha kolay ve ucuza kağıda ulaştıkları için kitap yazabilecek. Ve bu Avrupa'da Rönesans'ı, neydi Rönesans? Sanat bilim alanında yeniden doğuşu tetiklerken reforma da neden olacak. Çünkü İncil matbaada çoğaltılacak, yaygınlaştıracak. Böylece Katolik Kilisesi'nin öğretilerinin İncil'de yazmadığı, Katolik Kilisesi'nin insanları kandırdı tabii İncil'de yazmadı derken hepsi değil. Bir kısmı elbette vardı ama öyle mesela endüjans, aforoz, enter gibi kavramların olmadığını gördüler. Ve bu reforma, yani neydi reform? Avrupa'da göreceğiz bunu. Katolik mezhebine karşı bir denişim, değişim, dönüşüm isyanı olarak geçiyordu. Ve en son pusula. Coğrafi keşifler neden olacak. Avrupa pusulayı geliştirecek. Açık denizlerde yol bulmak için artık yıldızlara bakma ihtiyacını da ortadan kaldıracak. Çünkü karanlıkta gece karanlık dedik hani gece gökyüzünü göremediğimiz kadar bulutlu ortamlarda pusulayla artık kaybolmayacaklar veya kıyıdan gitmek zorunda kalmayacaklar ki bu da coğrafi keşifleri tetikleyecektir. Hadi bir iki soruyla arkadaşlar dersimizi noktalayalım. Ne diyor? Birinci Haçlı Seferi sonrasında ne olmuş? Türkiye Selçukların başkenti olan İznik Bizans'ın eline geçmiş. Kudüs Haçlılar tarafından alınmış. Antakya, Urfa gibi şehirler Haçlı konutlukları kurulmuş. O zaman bu bilgiler hangisini kanıtlamaz? Haçlı seferlerin ilk dönemlerinde Haçlılar amaçlarına büyük oranda ulaşmış. Evet, Haçlı seferlerin ilk dönemi birinci Haçlı seferinde bayağı toprak ele geçirmiş. Kudüs'ü bile almışlarsa hedeflerine ulaşmış. Bizans Haçlılarla işbirliği yapmış. Bunu da görüyoruz. Bakın Türkiye Selçuk Devleti'nin başkenti İznik Bizans'ın eline geçmiş. Yani Bizans Haçlı değil. Demek ki Haçlılar Bizans'la anlaşmış. Ve Bizans'ın eline geçmesine müsaade etmişler İznik'in. Orta Doğu'da feodal sistem özellikleri gösteren yapılar oluşmuştur. Neydi feodalite? Bölünmüş yönetim, derebeylik. Bakın ne yapmışlar burada? Antakya'da, Urfa'da kontluklar kurmuşlardır. Bu feodal sistem, yani bölünmüş yönetim. Bir çeşit derebeylik sistemidir. Kudüs Hristiyanlar için önemlidir. Evet, Kudüs'ü almak istediğine göre önemli bir şehir olduğunu görüyoruz. Bizans, Doğu Anadolu'da yeniden egemenlik kurmuş. Hayır. İznik, Doğu Anadolu'da değil bir kere. İznik nerede? Batı Anadolu'da arkadaşlar. Doğu Anadolu, Erzurum, Erzincan, Muş falan. Oraya gitmiş değil arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız ne olacaktı? Bir soru daha çözelim. Müslümanlar 1. Haçlı Seferi'yle Avrupa'nın eline geçen Kudüs'ün geri alınabilmesi için büyük çaba harcamıştır. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Müslümanların bu hedefinin gerçekleşmesini sağladığı söylenebilir? Şimdi 1040'tan Narakan Savaşı, Gazne-Selçuklu Savaşı'ydı arkadaşlar. Gazne yıkıldı, Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu. 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Bizans Büyük Selçuklu Savaşı'ydı. Darülfünun 1097'de az önce anlattık Bizans-Türkiye-Selçukları Savaşı'ydı. Aynı Calus Savaşı Memlüklerle Moğollar arasında yapılmış. Moğolların yenildiği ilk savaştı. 1187 Hıttin Savaşı'nda Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı. Cevabımız C olacak. Şimdi hadi bir önceki dersimizin ödül sorusunu cevaplayalım. Zor bir bilgi sorusu gibi görünüyor. Türkiye Selçuklarına görülen devlet görevlileri aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir? Şimdi Reisül Bahri diyor. Neydi Bahir? Deniz demek değil mi? Bahriyeli denizciydi. O zaman deniz kuvvetleri komutanı Reisül Bahri olacak. Divanlı İşraf bilgisinden sert bir soru. Osmanlı Türkiye Selçuklarındaki mali işleri denetleyecek kurumdu. Emirül Ümera komutanların komutanı demektir. Ki bu da ordu komutanı anlamına gelmektedir. Pervane. Neydi bu pervane? Toprakları kaydını tutuyordu. Yani bir çeşit tapu kadastro genel müdürü gibi bir şeydi. Ve yargı makamı demiş. Arkadaşlar aslında yargı makamının katılık olduğunu çok kolay akılda tutabiliriz. Bu soru çok sert bir bilgi sorusu gibi görünse de aslında yukarıdakilerin hiçbirisinin yargı makamı olarak olamayacağını çünkü yargı makamının katılık olduğunu bilmek zorundayız. Hani diğerleri belki çok mu gerekli tartışılır ama yargı makamının katılık olduğu mutlaka bilinmeli. Tabii ki sözel öğrenciler bu sorunun cevabını mutlaka bilmek zorunda. Hatta belki eşit ağırlıklarda. Ve şimdi bu dersimizin ödüllü sorusuna bakalım. Haçlı seferleriyle ilgili bir ödüllü sorumuz arkadaşlar. Yine dikkat edelim ödüllü sorularda mutlaka küçük incelikler veya sert bilgiler olabiliyor. Eğer sert bilgi varsa kavramları araştırmakta fayda var arkadaşlar. Sorumuzu dikkatle çözelim o yüzden. Bu sorularda tabii ki aynı zamanda görüşlerinizi de belirtirseniz bizi mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar. Üçüncü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yerin şekillenmesindeki etkili kuvvetleri işleyeceğiz. Yani ne işleyeceğiz? İç kuvvetlerden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde neyden bahsetmiştik? Kayaçlardan. Bugünkü dersimiz gerçekten önemli. Size de küçük sürprizlerimin olduğu bir ders olacak. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde neler göreceğiz? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda hemen şöyle kalemimi de aldım. Ne dedik biraz önce? Yerin şekillenmesi dedik. Yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili olan kuvvetler. Yani İç kuvvetlerden bahsedeceğiz. Bunlar nedir? Orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremlerden bahsetmiş olacağız. Ve bunlar hangi yeryüzü şekillerini oluşturdu, onları görmüş olacağız diyoruz. Peki bu dersin bize sağlayacağı en önemli fayda nedir derseniz, yahu gittiğiniz yerde bir yer şekli gördüğünüzde şunu diyebileceksiniz. Evet ya, bunu orojenik faaliyetler ya da orojenez meydana getirmiştir. Aa, burada böyle bir durum varsa bu da epirojenezin sonucunda oluşuyor diyebileceksiniz. Tabi dersimiz bittiğinde konunun güzel bir şekilde öğrenilebilmesi, yazılıya dört dörtlük hazırlanılabilmesi için ne yapman gerekiyor? Unutma, ödevlerini yapman gerekiyor. Ve ne yapıyorsun? Hemen birincisi, sıfırdan ona coğrafya, o konu özetli soru bankası kitabını açıyorsun. Hemen işaretle, çabuk bekliyorum, 16-22 arası. Güzel çözüyorsun. Sonra seni hem yazılıya hem TYT sınavına dört dörtlük hazırlayacak kaynağımız Dinamo Soru Bankası. Onu da açıyorsun. Sayfa 15 ile 21 arasını da mutlaka çözmeyi unutmuyorsun. O zaman hadi bakalım şu yeri bir şekillendirelim. İç kuvvetler dedik. Bunlar neler dediğimizde, burada dağ oluşumu var. Orojenez. Onun dışında kıta oluşumu var. Epirojenez. Deprem, seizma ve volkanizma faaliyetlerinden bahsediyoruz. Yani 4 tane iç kuvvetimiz var. Peki bunlar nasıl oluşuyor dediğimizde, biz ilk dersimizi şöyle hatırlayın. Litosfer, manto, çekirdek demiştik değil mi? Hemen şöyle sağ tarafa da o yerin iç kısmını gösterelim. En üstte ince bir katmanımız vardı. Bu litosferdi. Sial ve sima olmak üzere ne yapıyordu? İkiye ayrılıyordu. Onun dışında yer hacminin çok büyük bir bölümünü kaplayan katmanımız mantoydu. Ve yerin en sıcak, en yoğun, en kalın katmanı hangisiydi? Çekirdekti diyebiliriz. Burada şunu unutma. Mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler vardı. Neydi bu konveksiyonel? Yani yukarıya doğru bir yükselme. Isınan magmanın yukarı yükselmesi. Yukarı yükseldiğinde kime çarpacak? Benim buradaki litosferime çarpacak. Litosfere çarptığında litosferi hareket ettirecek. Bazı yerde bu levhalar, hani dünya tek bir kütle değildi, puzzle mantığında düşünmüştük ya, bu kütleler, yani bu levhalar birbirine yaklaştığında çarpışma olacak. Burada deprem, volkanizma faaliyetleri, dağ oluşumları yaşanacaktır. Bazı alanlarda birbirinden uzaklaşacak ve bu alanlarda gene volkanizma, deprem faaliyetleri görülecektir. O zaman şunu net bir şekilde bilmen gerekiyor. Kaynağını yerin iç kısmındaki o mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketlerden alan kuvvetlere biz iç kuvvetler diyeceğiz. Ve unutma, iç kuvvetlerde ortaya yeni bir şekil çıktı mı? Çıktı. O zaman iç kuvvetler bu kapsamda düşündüğümde yapıcı bir konumdadır. Dış kuvvetler ise yıkıcı bir konumdadır. Şimdi düşünüyorsun, hocam nasıl olur ya, deprem var, yıkıcı bir konumda. Evet, doğru, insan faaliyetleri neticesinde deprem afete dönüşebilir. Ama deprem sonucunda bir tektonik ova meydana gelebilir. Ortaya yeni bir ürün geldiği için bunlara biz yapıcı konumda olduğunu ifade edeceğiz. Haberiniz olsun. Ve şu kavramı çok duyacaksın. Tektonik hareketler. Nedir bu? Bunu duyduğun zaman iç kuvvetlerin oluşum sürecinde meydana gelen o hareketlerdir diyeceksin. Haberin olsun. O zaman hadi bakalım dağ oluşumundan bahsedelim. Şimdi dünyada geniş çukur alanlar var ve biz bu çukur alanlara ne diyoruz? Jeosenklinal diyoruz. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Jeo, yer, yerin çukur alanları. Hani bu jeomorfoloji vardı ya, 9. sınıfta coğrafyanın alt dallarında görmüştük. Jeomorfoloji yer şekli bilimiydi. Jeosenklinal dediğimiz o yerin çukur alanlarıdır. Bu alanlar içerisinde mesela okyanusun bulunduğu alanları düşünebilirsiniz. Şimdi dış kuvvetler karalardan aşındırdığı malzemeyi, böyle bir çukur alan düşünün. Jeosenklinal alanı düşünün. Burada biriktiriyor. Biriktirdiğinde tabakalı bir yapı oluşturur. Şu birdeki gibi. Şimdi bu tabakalı yapı orada dururken ne oluyor biliyor musunuz? O mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler o levhaları böyle birbirine yaklaştırıyor. Bu arada böyle dururken lan sıkıştım diyor ve sıkıştığında ikinci durum yaşanıyor. Şimdi buradaki olay şu. Sıkışma yaşandığında orada biriken malzeme
esnek bir yapıda olur ve bu ikideki kısmı oluşturabilir. Ya da orada biriken malzeme sert bir yapıda olabilir, kırılabilir. O zaman dağ oluşumunda o sıkışmaya bağlı olarak biriken şuradaki tortul tabakanın esneklik derecesi bizim orojenez dediğimiz olayın ikiye ayrılmasına neden oluyor. Eğer ki bizim orada biriken malzemelerimiz esnek bir yapıya sahipse sıkışmayla birlikte kıvrılacak ve kıvrım dağlarını oluşturacaktır. Şunu unutma. Kıvrım dağlarını oluşturduğunda bunun yukarı kısımda kalan alanlarına biz antiklinal diyeceğiz. Bu kısmın aşağıda kalan şu alanına ise senklinal diyeceğiz. O antiklinal dediğimiz dağın o üst kısmı. Dağın devamındaki kıvrım. Şimdi burada bir tane dağımız var mı? Var. Burada bir tane daha dağın devamı var mı? Bu böyle gitse 3, 4, 5, 6 diye devam edip gidecek mi? Gidecek. Sıra sıra uzandı. O zaman biz bu kıvrım dağlara ne diyeceğiz? Sıra dağlar diyeceğiz. Hemen şunu düşün. Ya Türkiye'de sıra dağı var mıydı? Sıra dağı var mıydı? Evet var. Hangisi? Güneyde Toroslar, kuzeyde ise Kuzey Anadolu dağları. O zaman bizim güneyde ve kuzeydeki dağlık sistemlerimizi oluşturan durum neymiş? Buradaki kıvrım orojeneziymiş. Ama biriken malzememiz sert olabilir. Sert olduğunda, ora sıkıştığında mesela şu kalemi düşünün. Bu kalemin belirli bir esneklik derecesi vardır. Bu kalemi şöyle sıkıştırmaya başladığında esnedi. Ya diyor ki daha fazla sıkıştırma beni kırılacağım diyor. Sen sıkıştırmaya devam ettiğinde orası çat kırılıyor ve bu kapsamda kırık dağları oluşturuyor. O zaman burada biriken malzeme nasıl bir malzemedir derse bana sert bir malzemedir diyorum. Ve kırıldığında bir kısım yukarıda kalıyor, biz buna horst diyoruz. Yani orası dağın o üst kısmı ve aşağıda kalan alanlar var. Buralarda graben alanlarıdır. Bak şuna dikkat et. Şimdi şuradaki tabakayı gördün değil mi? Tam şu kısımdaki tabakayı gördün. Bu tabakanın devamının şurada olması gerekmez mi? Gerekir. Ama bu tabaka bir üst kısma çıkmış mı ve şu alanda ve bu alanda tabakalar arasında bir uyumsuzluk var. Mesela şuraya bir desem, bu bir nerede? Burada. Tabakalar arasında böyle bir uyumsuzluk varsa biz bu alanlara fay diyeceğiz. Ve şunu da unutma, kırık orojenezinin bulunduğu alanlarda deprem tehlikesinin yüksek olduğunu, jeotermal enerji potansiyelinin, termal turizmin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ve bizim ülkemizde bu kırık dağlar da Batı Anadolu'da yer almakta. Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları, bunları da Türkiye'de yer şekilleri kısmında çok daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Dünyada yani 4.6 milyar yıl önce oluşmuş dünyadan bugüne kadar başından kaç tane 3 dönemde 1, 2, 3 dönemde dağ oluşumu hareketleri yaşanmış. Prekambriyen dediğimiz o ilkel dönemde Hüron kıvrımları oluşmuştur. Zaten burada bak şöyle grimsi o renk tonunu görebilirsin. Devamında 2 numaraya geldiğimde Paleozoik dediğimiz birinci jeolojik zamandı. Birinci jeolojik zamanın başında Kaledonyen orojenezi, birinci jeolojik zamanın sonunda ise Hersiniyen orojenezi meydana gelmiştir diyoruz. Hemen şöyle Kaledonyen kıvrımlarını da bu kapsamda mesela şurada İskoçya ve Norveç'teki dağları görebilmekteyiz. Onun dışında mesela şu tam Hersiniyen kıvrımları dediğimizde şu alanda Apalaş dağlarını görebilmektesiniz. Burada Ural dağlarını görebilmektesiniz. Bunları daha ayrıntılı bir şekilde de göreceğiz. Ama bizim için en önemli olan dağ oluşumu Alp kıvrımlarıdır. Yani Alp Himalaya orojenezidir. Nereler meydana gelmiştir dersek Avrupa'daki Alpler, Asya'daki Himalayalar. Arada kim var? Türkiye. O zaman Türkiye'deki bu dağlık sistemler genel itibariyle ne zaman oluşmuştur derse Alp Himalaya kıvrımları ile birlikte oluşmuştur diyebiliriz. Ve aynı zamanda Kuzey ve Güney Amerika'nın batısında yer alan Kuzey Amerika'da Kayalık dağları, Güney Amerika'da ise Ant dağları gene bizim bu Alp Himalaya orojeniz dediğimiz Alp kıvrımları ile birlikte meydana gelmiştir diyebiliyoruz. Geldik şimdi kıta oluşumuna, yani epirojenez sevgili arkadaşlar. Şimdi biz mantıken düşündüğünde o litosfer manto çekirdek üçgeninde manto dediğimiz kısımda sıvı akışkan bir madde var mı? Var. Yani magma var değil mi arkadaşlar? Ve bizim litosferimiz yani o taş küre dediğimiz kısım bu sıvı akışkan maddenin üzerinde duruyor.
Aa, o zaman biz bir sıvı madde üzerinde bir dengede duruyor muyuz? Duruyoruz. İşte bu dengeye biz izostatik denge diyeceğiz. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, yani bu litosferimizin manto üzerinde durduğu denge izostatik dengedir. Peki ben bu dengeyi bozabilir miyim? Şöyle bir düşün. Mesela nasıl örnek verelim buna? Elinizde bir tane şöyle kab olsun. Tamam, şöyle bir kabınız var. Hatta şöyle biraz daha düzgün bir kap çizelim. O nasıl duracaksa, Allah Allah. Devam ettik. Şimdi bu kabın içerisini suyla doldurdun. Suyla doldurduktan sonra bu suyun üst kısımlarına tahta parçaları koydun. Şimdi bir tahta parçası daha ağır olduğu için daha aşağıya batacak. Diğeri daha hafif olduğu için daha yukarıya çıkacak falan. Bunlar suyun üzerinde bir dengede duruyor mu? Duruyor. Ben bu dengeyi bozabilir miyim? Bozarım. Nasıl bozacağım? Buradaki tahta parçasının üzerine şöyle taşlar koyduğumda bu ister istemez aşağıya doğru şöyle gidecek mi? Gidecek. Denge bozuldu. O zaman benim bu, yani levhalarımın şuradaki kısmada şu tortul tabaka dediği yerler falan var ya, bunlar levhalardır. Levhaların da dengesi bozulabilir mi? Tabii ki de bozulur. Nasıl bozulur dersek? Mesela burada yükselme olmuş diyor, değil mi? Burada o zaman denge bozulmuş. Ne yapmış? Burada bir hafifleme meydana gelmiş. O zaman benim bu yer kabuğunu oluşturan levhalarımda bir hafifleme yaşanırsa, oh be hafifledik hadi bakalım yükseliyoruz diyecek mi? Diyecek, dur orada. Devamında ağırlaşırsa bu levha ne yapacak? Diyecek ki gidiyoruz, batıyoruz, magmaya doğru gidiyoruz diyecek. O zaman alçalmanın olduğu yerde de ne var? Ağırlaşma var. Ha, şimdi o zaman benim buradaki levhalarımın ağırlığındaki meydana gelen değişmeler ya oranın yükselmesine ya da oranın böyle alçalmasına sebep olacaktır diyebiliriz. İzostatik dengeyi peki, yani bu ağırlığın artışı ya da ağırlığın azalmasını ne gibi durumlar bozar dersek? Bir, volkanizma faaliyeti aktif hale geldi ve yeryüzüne ciddi anlamda yoğun bir lav kütlesi çıktı. Bunlar soğudu ve bu alanda bir hafifleme mi ağırlaşma mı yaşanır? Tabii ki de ağırlaşma yaşanır. Çünkü bu sıvı madde yer kabuğundaki o levhaya geldi ve orada birikti. Ağırlaşma yaşanırsa burası ne olacaktır? Alçalacaktır. Başka? Mesela buzullar var değil mi? Buzullar maalesef küresel ısınma neticesinde eriyor. Eridiğinde o alanda hafifleme yaşanacak ve hafifleme ile birlikte hadi yükseliyoruz diyecek ve yükselecektir. Aynı zamanda aşınma ve birikme faaliyetleri de gene bu izostatik dengeyi bozacaktır diyebiliriz. Peki denge bozuldu. Tamam, bozduk dengeyi, ne olacak? Ya yükseldik ya da alçaldık diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da unutmayalım. Eğer ki bir kara kütlesi ağırlaşırsa, yani buraya şöyle artı kilogram yazıyorum. Mesela bir buzullaşma yaşanır ve orada su kütleleri buz halini alabilir. Aşınan malzemeler o alanda birikebilir. Volkanizma ile birlikte bol miktarda magma yer yüzeyine çıkabilir. Ve burada bir ağırlık artışı yaşandığında kara ne yapacak? Batıyoruz, alçalıyoruz diyecek. Kara alçalırsa ve bu kara deniz kıyısındaysa deniz ne yapacak? Bat bat, geliyorum geliyorum diyecek ve deniz haydi ileri diyecek. Biz bu olaya transgresyon diyeceğiz. Diğer ismi nedir? Deniz ilerlemesidir. Bir yerde denizin ilerleyebilmesi için karanın alçalması gerekir. Peki karada belirli bir sebepten dolayı hafifleme yaşandı. Mesela dış kuvvetler oradaki malzemeyi sürekli olarak aldı götürdü, aşındırdı. Ya da buzullar vardı. Küresel iklim değişimleri neticesinde buzullar eridi ve hafifleme yaşandı. Hafifleme yaşandığında ne olacak? Yükseliyoruz diyecek ve yükseldiğinde deniz ne yapacak? Git bu yükseldi, geriye doğru çekilecektir. Biz bu olaya regresyon ya da deniz gerilemesi diyeceğiz. Bunu nasıl aklında tutabilirsin başka? Transgresyon. Yahu transit gitti, iş durmadı. İlerledi. Regresyon. Hayırdır, R yaptın. Geriye doğru geldin diyeceksin. Bunları da unutma. Geldik şimdi. Güzel sürprizimin oldu. Konu volkanizma. Yerin altında kızgın, akışkan bir malzeme var değil mi? Magma. Bu magma ne yapmak istiyor? Isınmayla birlikte yükseliyor ve yer yüzeyine çıkmak istiyor. Eğer ki bu magma yer yüzeyine çıkarsa ya da yer yüzeyine çıkamadı ama geliyorum, geliyorum dedi. Yer yüzeyine yakın yerlere sokulup soğursa biz bu olaya volkanizma diyeceğiz. O zaman mantıklı düşün. Bu magma ya yeryüzeyine çıkacak, soğuyacak ya da yeryüzeyine yakın yerlere sokulup soğuyacak. O zaman volkanizma magmanın soğuduğu ya da sokulduğu yere göre
ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, magma yer yüzeyine çıkamaz. Ama yer yüzeyine yakın yerlere sokulup soğursa biz bu olaya derinlik volkanizması diyoruz. O zaman şuraya şöyle derinlik volkanizması diye yazıyorum. Ve derinlik volkanizması sonucunda bir batolit oluşur. Batolit magmanın yerin derinliklerinde soğumasıyla birlikte meydana gelmiş çok büyük bir kütledir arkadaşlar. Burada mesela bizim ülkemizde buna en güzel örnek verebileceğimiz yer neresi biliyor musunuz? Uludağ'dır. Bak Uludağ Türkiye'nin çok güzel batolitlerinden bir tanesidir diyebiliriz. Batolitte olay ne? Battık, aşağıda soğuduk, bitti gitti. Devam ettim. Batolitten sonra lakolite geçiyorum. Hemen şöyle şuraya da iki dedim. Lakolit, batolitin biraz daha küçüğü ama sokulduğu alandaki o üst kısmındaki tabakayı şöyle kubbemsi bir şekilde yapacak ve bu genel itibariyle mantara benzer bir şekil oluşturacaktır diyebiliriz. Dike ve sil. Dike nedir sevgili arkadaşlar dersek? Dike, dik. Dike, dik. Oradan gelebilir aklınıza. Eğer ki bir magma tabakaları keser ve dik bir şekilde şöyle soğursa biz buna dike diyeceğiz. Dike, dik. Dike, dik. Oradan gelsin. Sil ise yatay bir şekilde sokulup soğuyacaktır. Bak dike değil dikti. Sil ise yatay bir şekilde sokulup soğuyacaktır diyebiliriz. E magma her zaman yerin derinliklerine sokulup soğuyamaz. Bazen de bu magma ne yapacaktır? Yer yüzeyine çıkmak isteyecektir. İşte magma yer yüzeyine çıkarsa da bu sefer neyi oluşturacak? Yüzey volkanizmasını oluşturacaktır. Yüzey volkanizması sırasında, sonrasında bazı durumlar var. Nelerdir bunlar? Bir volkanizma aktif hale geldiğinde etrafa toz bulutları yayar mı? Yayar. Biz bunlara mesela ne diyeceğiz? Tüf diyeceğiz. Bunlarla birlikte etrafa irili ufaklı taşlar, kaya parçaları, kütleler bırakacaktır. Bunlar lapilli olabilir, volkan bombası olabilir. Aynı zamanda bu lavın çıktığı ağız kısım var ya, biz bu ağız kısma krater diyeceğiz. Krater patlar çok daha geniş bir çukurluğa dönüşürse biz buna kaldera diyeceğiz. Patlama çevrelerde meydana gelirse biz bunlara da mağar diyeceğiz. Hoca ne diyorsun dediğini duyar gibiyim. Gel işte. Burada bizim sürprizimiz başlıyor. Hemen nereye gidiyoruz sevgili arkadaşlar? Vezü Dağı'na gidiyoruz. Hadi şöyle yolculuğumuza başlayalım. Geldik buraya. Biraz önce ne dedik? Volkanizma faaliyeti dedik değil mi? O magma yukarıya çıkmak istiyor ve o bacadan yukarıya doğru lavı, tozu, o taş parçalarını yukarıya doğru çıkarıyor. Şimdi geldim. Şunu gördük. Biraz daha şöyle yaklaşabilirsek. Hemen şöyle hop güzel bir şekilde yaklaşalım. Şöyle eğdim. Bak şimdi dikkat et. Şurası ne? Burası arkadaşlar o lavın çıktığı ağız kısmıdır. Hemen şöyle biraz daha gelirsem gördün mü? Bak krater dediğimiz kısım şurasıdır. Peki bunun tamamı nedir dersek? Hemen şöyle biraz daha aşağıya doğru gelirsem şunun tamamı nedir? Allah'ın manzaraya bak ne kadar güzel ya. Bunun tamamı volkan konisidir. Tamam bak bunu unutma. Volkan konisi dediğinde ahanda şu görmüş olduğun dağın tamamını düşüneceksin. Sana krater derse ne diyeceksin? Krater tabii ki de bu lavın çıkmış olduğu ağız kısmıdır diyebiliriz. Eğer ki magma yer yüzeyine çıkamasaydı buranın yani bu arazinin altında olsaydı o zaman neleri oluşturuyordu? Batolit, dike, lakolit, sil gibi şekilleri oluşturuyordu. Krateri gördüm, volkan konisini gördüm. Peki diğerleri nasıl oluşuyor dersek hemen şöyle ülke coğrafyamızın güzelliklerinden bir tanesi. Hadi bakalım yolculuğumuz Bitlis'e. Bitlis'ten bu arada bizi izleyenlere de selam olsun diyelim. Şimdi burada da gene bir koni görüyorum ama diğerinden bu biraz daha farklı değil mi? Şöyle baktığın zaman o biraz daha böyle çok yüksekti ve üst kısımdaki yuvarlak çok daha belirgindi. Ya onun kraterin ağzı çok daha belirgindi. Ama buraya baktığımda bak şimdi şöyle aldım. Yataya yatırdım. Aa burada ne olmuş? O krater patlamış. Şimdi şöyle düşün. O baca dediğimiz kısım var ya. Hemen şöyle şuradan tekrar şu görsele de geçmiş olalım. Şu baca dediğimiz kısım var ya. Şuradan lav sonuçta yukarıya çıkmak istemiyor mu? Kardeşim salın beni yukarı çıkacağım ya diyor. Ama baca diyor ki babacığım ben bu kadar lavı yukarıya çıkaramam diyor. O zaman hadi sen mi çıkarırsın ben mi çıkarırım deyip
çat patlıyor ve patladığında buradaki gibi çok daha geniş bir çukurluk meydana geliyor. İşte bu çok geniş çukurluğa biz kaldera diyoruz. Peki bu kalderanın içerisinde ne var? Su var. Ve burası neymiş? Nemrut Gölü'ymüş. O zaman Nemrut Gölü dediğimizde aklımız hemen ne gelecek? Abiciğim orada kaldera vardı. O kaldera koninin patlamasıyla oluştu. Ve o alanda su birikti. Ve burada bir göl meydana geldi diyebiliriz. Peki patlama başka nasıl oluyor dersek arkadaşlar. Onlara da şöyle bakmamız gerekirse. Şimdi hemen şuradan aldım şöyle kapattım. Gene ülke coğrafyamızın önemli güzelliklerinin bulunduğu yerlerden bir tanesine gidiyoruz. Peki neresi burası? Konya Karapınar. Coğrafyaya bak. Bozkır, yarı kurak bir iklim var ama çok güzel bir coğrafya. Şimdi burada küçük bir tepe kısmında Konya'yı görebilmekteyim. Aynı zamanda kraterimi de görüyorum. Ama dikkat et. Şimdi şöyle bunu biraz yatırdık. Allah'ım ne olmuş burada? Bak dikkat edersen şurası daha yüksekte. Bu iç kısım ise biraz daha alçakta arkadaşlar. O zaman burada ne oldu? Burada bir çökme yaşandı. Artık o magma dediğimiz kısım yukarıya gelemedi. Alt kısımlarda bir patlamalar yaşandı ve arazi böyle olduğu gibi çöktü. Olduğu gibi çöktüğünde böyle bir çukurluk meydana gelirse biz bu çukurluğa ne diyeceğiz? Mağar çukurluğu diyeceğiz. Hemen şöyle biraz daha geriye geliyorum. Aha uyanıklar. Uhu. Bak burada neyi gördün? Burada da gene bir çukurluk var değil mi? Ne oldu? Volkan konisinin çevresinde alt kısımda patlamayla birlikte meydana gelen çukurluklar neleri oluşturdu? Mağaraları oluşturdu. Şöyle geriye geldim. Geriye geldim. Geriye geldim ve burada ne görüyorum? Bir göl görüyorum. Bu gölün ismi ne? Acı Göl. Volkanik arazi üzerinde oluşmuş bir mağar gölüdür sevgili arkadaşlar. Gene burada bir patlamayla birlikte çukurluk meydana gelmiştir diyebiliriz. O zaman devam ediyoruz. Volkan konileri. Yani biraz önce o Vezüv'ü gördük. Onun dışında mesela Ağrı Dağı'nı göreceğiz. Diğer volkanik dağları da göreceğiz. Burada koniler volkanizma sonucunda magmadan gelen ve yeryüzünde biriken malzemenin özelliğine göre 3'e ayrılacaktır. Bunlardan birincisi kül konileri. Volkandan çıkan malzemeler var ya kül ve tüfler. Eğer ki şu baca etrafında birikirse kül konilerini oluşturur. İkincisi ise kalkan volkanlardır. Neye benziyor? Kalkana benziyor. Haydi tuttuk. Ya Allah ya Bismillah deyip girişiyorsun. Buradaki o zaman lav nedir? Daha sıvı, daha akışkandır. Etrafa çok fazla yayılmıştır ve bu şekilde kalkan volkanlar oluşur. Bir de tabakalı volkanlar var. Yani lav ve tüflerin üst üste birikmesiyle birlikte 1-2-1-2-1-2 diye devam etmesiyle birlikte oluşmuştur diyebiliriz. Peki dünyada volkanizma faaliyetleri nerelerde görülüyor dersek? Tekrar söylüyorum volkanizma faaliyetleri nerelerde görülüyor dersek? Dünyada volkanizma faaliyetlerinin 1/4'lük kısmı sözelciler bilmez ama onların anlayacağı şekilde de konuşayım. 100 tane volkanizma faaliyetinden 75 tanesi Pasifik levhasının çevresinde yer alır. Yani Büyük Okyanus çevresinde yer alıyor. Asya'nın o doğu kısmı ve Amerika'nın batı kısmı diyebiliriz. Onun dışında Atlas Okyanusu'nun ortası. Bak şuna dikkat et. O Google Earth'ün gözünü seveyim ya. Atlas Okyanusu'nun ortasındaki o sınırı gördün mü? Hemen şöyle siliyorum. Tekrar gör. Bak gene sınırı gösteriyorum. Bak şuradaki çizgileri gördün mü? Hemen şöyle geldim. Google Earth'e hemen şöyle dünyaya uzaktan bir bakalım. Allah'ım ne kadar güzel. Şu Türkiye coğrafyasına bakar mısın ya? Şöyle geriye geldim. Hemen Atlas Okyanusu. Tanıştırayım şurası Afrika kıtası. Şurası Güney Amerika. Kuzeyde Kuzey Amerika. Ve şu kısımda da Avrupa var. Şimdi Atlas Okyanusu'nun şu ortasını gördün mü? Şu ortasını gördün. Hemen şimdi bak slayta geçiyorum. Slayta geçtiğimde şuraya dikkat et. Bak şurayı gördün mü? Şimdi tekrar Google Earth'e gidiyorum. Bak yakınlaşıyorum. Çatlağı gördün mü? Bak böyle bir şey yok ya. Çatlak nasıl yapıyor? Bak devam etti. Çatlak devam ediyor. Bak orada dikkat ederseniz ada kısımları oluşmuş değil mi? Biraz daha yakınlaştığımda şurada irili ufaklı adalar var. Biraz daha yakınlaşırsak bakın şurada ileriki dönemlerde de adaların oluşumu devam edecektir. Bak gördün mü? Şunlar adalar. Bunlar ne biliyor musun? Burada iki tane birbirinden uzaklaşan okyanusal levha var. Bir önceki derse git. Birbirinden uzaklaşan levhalar uzaklaştığında yerin altındaki magma yüzeye çıkacak ve birikecek. Ve bu alanda deniz tabanı yayılması olacaktır. Ve aynı zamanda okyanus ortası sırtlar yaşanacaktır. Çatlağa bak takip ediyorum.
Devam ettim. Yukarıya doğru çıktım. Allah'ım karşıma kim geldi? Karşıma bir yer geldi. Burası tam levha sınırının üzerinde mi? Ve burası kimdir biliyor musun? İzlanda. Hemen slayta geçtim. Ahan da şurayı gördün mü? Bak tam levha sınırının üst kısmında sevgili arkadaşlar. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. Onun dışında bakın dikkat edin. Afrika'nın doğu kısmına geçiyorum. Afrika'nın doğu kısmı da gene volkanizma faaliyetlerinin yaygın görüldüğü alanların içerisinde yer alır. Ve şuradaki gölleri görüyor musunuz? İnce, uzun bir hat şeklinde şöyle devam ediyor. Hemen bak slayta geçtim. Şu hatta dikkat et. Tam şöyle şu hatta dikkat et. Hemen şöyle Google Earth'e geçiyorum. Bak hattı görüyor musun? Hattın çatlak kısmı buradan böylece aşağıya doğru devam ediyor. Burada ne var peki? Burada birbirinden uzaklaşan iki tane kıtasal levha var. Ve bu levhalar birbirinden uzaklaşırsa yerin altındaki magma yüzeye çıkar ve volkanizma faaliyeti burada yaygın olarak görülmez mi? Tabii ki de görülecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Devam ettim. Şöyle geldim. Depremler. Yer kabuğunda meydana gelen kısa süreli salınımlara biz deprem. Depremi inceleyen bilim dalına ne diyeceğiz? Sismoloji. Depremi ölçen aleti ise sismograf diyeceğiz. Bir sarsıntı nasıl meydana geliyor dersek birincisi. Yerin altında bir çukurluk var ve o tavan kısmı hop çat diye göçtü. Göçtüğünde bir böyle sarsıntı olacak. Oh ne oldu diyeceksin. İşte bu çöküntü depremdir. Buyur. İkincisi. Bir volkanizma faaliyeti aktif hale geldi ve magma pat dedi yeryüzüne çıktı. Patlamayla birlikte meydanda bir sarsıntı yaşanacaktır ve ben buna volkanik deprem diyeceğim. Üçüncüsü, yıkıcı etkisinin en fazla olduğu ve en yaygın gördüğümüz deprem tektonik depremlerdir. Ve bizim ülkemizde de maalesef bu depremler yaygın şekilde görülmekte. Ama burada önemli olan depremin yaygın şekilde görülmesi değil. İnsanların depreme daha bilinçli olup evlerin depreme dayanıklı yapılmasıdır. Çünkü bir doğa olayı yaşandığında bunun afete dönüşmesinin en önemli sorumlusu gene biziz maalesef arkadaşlar. Bir deprem nerede meydana geliyor? Yerin iç kısmında meydana geliyor. İşte biz bu iç kısma iç merkez, hiposantır diyeceğiz. Hipertansiyondan düşün. Ya içeriden basıyorlar ya. Tansiyonum 17 ve 17-13 olmuş diyorsun tamam mı? Hipertansiyon, hiposantır, iç merkez. Deprem burada meydana geldikten sonra dalgalar şeklinde şöyle yeryüzüne doğru geliyor. Ve yeryüzüne geldiği o en yakın noktaya biz dış merkez yani episantır diyeceğiz. Peki bir depremin yıkıcı etkisini belirleyen unsurlar nedir? Birincisi. Depremin bu hiposantırla episantır arasındaki mesafesi, depremin süresi, depremin büyüklüğü, ülkenin gelişmişlik düzeyi ki bu çok önemli. Yani şöyle düşünün. Japonya'da yaşanan 7 şiddetindeki bir depremde meydana gelen can kaybı ile maalesef Türkiye'de meydana gelen 7 şiddetindeki bir depremde yaşanan can kaybı aynı olmayacaktır. O zaman ülkelerin maalesef gelişmişlik düzeyi bu depremden etkilenme derecesini de belirleyecektir diyebiliriz. Aynı zamanda depremin bulunduğu alandaki nüfus ve yerin yapısı da ciddi anlamda önemlidir diyebiliriz. Peki dünyada biz depremleri yaygın bir şekilde nerede göreceğiz dersek? Bak şimdi bunun önemli 3 tane kısmı var. Kalemimi biraz daha kalınlaştırıyorum. Birinci kısım. Ne demiş bana? Pasifik deprem kuşağı demiş. Pasifik nereydi? Büyük Okyanus'tu. Pasifik deprem kuşağı dediği kısım o zaman. Amerika'nın şu batı kısmı. Amerika'nın batı kısmını ben şöyle güzel bir şekilde karalıyorum. Burası. Devam ettim. Asya'nın doğu kısmına geliyorum. Japonya'yı alıyorum. Endonezya, Malezya, Gine adalarını alıyorum. Avustralya'yı almadan Yeni Zelanda'yı alıp şöyle burayı da güzel güzel karalıyorum. İkinci alan Akdeniz Himalaya demiş. Cebe atıyorum. Üçüncü kısım. Ne dedi burada? Atlantik deprem kuşağı dedi. Atlantik dediği Atlas Okyanusu ortası vardı ya biraz önce göstermiştik. Google Earth'te yolculuğumuzu yaptık. Tam bu kısım. Bu kısmı da buradan böylece aldım. Ve dedi ki Akdeniz Himalaya deprem kuşağı. Burada ne yapacaksın? Burada Türkiye'yi bulacaksın. Buldun Türkiye'yi. Sola doğru şöyle devam et. Sola doğru böyle devam ettim. Bir de sağa doğru böyle devam ettim. Bak iki sınıra da temas ettiğimi varsay. Burası dünyada yıkıcı depremlerin yaşanacağı kısımdır. Dikkat edersen orada aslında biz ne yaptık? Al, I ve H harfi yaptık. Sen I ve H harfi yaptığında bu harfine temas eden bir yer varsa afet boyutunda yıkıcı depremlerin görülme tehlikesinin de yüksek olduğunu bileceksin.
I'yi bak nasıl yapıyorsun? Amerika'nın batısında yapıyorsun. H'yi nasıl yapıyorsun? Allah'ını seversen unutma. Atlas Okyanusu'nun ortası. Karaya maraya temas etmiyorsun. Denizin, okyanusun ortasında çiziyorsun. Asya'nın doğusunu alıyorsun. Avustralya'yı alma. Yeni Zelanda'yı alıyorsun hemen yanında. Bir de Türkiye'yi buluyorsun. Türkiye'den hop bir sağa gidiyorsun. Hop bir de sola gidiyorsun. Ve böyle gittiğinde I ve H harfin varsa senin bu alanlarda da deprem tehlikenin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuna dikkat edin. Şu kısmı görüyor musun? Bak bak. Böyle bir şey yok ya. Şurayı gördün mü? Şurada şöyle bir paralel kenar var değil mi? Şimdi buraya geldiğimde, bak buraya geldiğimde burası o Asya'nın doğu kısmında levha sınırıdır. Hemen şöyle nereyi açıyorum gene? Google Earth'ı açıyorum. Ben söylemiyorum. Google Earth diyor ya sana. Google Earth diyor, orada levha sınırı var diyor. Bak gördün mü şurayı? Bak tam şu kısmı. Hemen şöyle hop şurada bir hat. Burada bir çember var değil mi? Hemen şuraya geldim gene. Bak görüyor musun? Oranın aynısı. Bu alanlar zaten levha sınırı olduğu için bu alanlarda deprem tehlikesinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şu Amerikalıların batı kısmına da şöyle bir göz atalım. Amerikalıların batı kısmına geldiğimizde arkadaşlar bak şimdi dikkat et. Şuradaki bak yanaşıyorum. Şuradaki şu koyu kısmı gördünüz mü? Bak şuradaki koyu kısım. Buradaki koyu kısım tam levhaların karşılaşma alanları. Bunlar birbirine yaklaştığı için işte bu alanlarda deprem tehlikesinin de yüksek olduğunu ister istemez söyleyebiliriz. Devamında bak şu kısma ne dedik biz? Deprem tehlikesi yüksek. Hemen şöyle geriye geliyorum. Aynı şekilde bu alanlarda volkanizma faaliyetleri de görülebilir. Hemen Google Earth'ümü tekrar açtım. O Himalaya dağlarının bulunduğu alana şöyle gidiyorum. Bak geldim geldim. Oradaki bak tam sınırı görüyor musun? Şurayı gördün mü? Burada ne olmuş biliyor musun? Şurası Hint levhası. Yani Hindistan'ın bulunduğu yer. Tam şu kısım. Şu üst kısım ise Asya ve Avrupa'yı içine alan Avrasya levhası. Bu levhalar burada birbirine doğru yaklaşmış ve çarpmış. Aha da burada Himalaya dağlarını oluşmuştur. Aynı zamanda burada volkanizma faaliyetleri, deprem faaliyetleri de görülmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Gelin şöyle hemen seri bir şekilde şunları da bitirelim. Ondan sonra rahat rahat ben dersimi bitireyim. Sen de güzel güzel sorunu çözmeyi unutma. Himalaya dağlarının oluşması demiş. Dağ oluşuyorsa bu nedir? Orojenezdir. O zaman bir numarayı şöyle orojeneze aldım. Derinlik kayaçları diyor. Yani şimdi şunu düşün. Derinlik kayaçları diyorsa yerin altında oluşuyor. Kayaç o zaman soğuması lazım. E kim soğuyacak? Magma soğuyacak. E magma varsa o zaman volkanizma vardır diyebiliriz. İkiyi buraya aldım. İskandinav Yarımadası'nın yükselmesi diyor. İskandinav Yarımadası dedi. E burası nasıl yükselecektir? Burada sevgili arkadaşlarım hafifleme yaşanacaktır. Hafifleme ile birlikte yükselme meydana geliyorsa ben bu olaya ne diyorum? Epirojenez diyorum sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle 3 numarayı da epirojeneze dahil ettim. Yer kabuğunda kırılmalar meydana gelmesi diyor. Bak kırılmalar meydana, yer kabuğunda kırılmalar yaşanırsa, kırılma meydana gelirse burada bir faylanma, bir deprem faaliyeti yaşanabilir ve aynı zamanda kırılma ile birlikte kırık orojeniz de oluşabilir diyebiliriz. Epicenter diyor. Epicenter, hiposenter. Hipertansiyon, deprem. İç merkez, dış merkez. O zaman 5 numarayı da şöyle depreme dahil ettim. Toprak kaymasının meydana gelmesi. Bu ne ile ilgili? Toprak kaymasının meydana gelmesi dağlık bir alanla ilgili. O zaman şöyle 3 numarayı da orojeneze yazdım. Kaldera diyor. Kaldera derse, kaldera neydi? Oconee patladı. Nemrut'u düşün, geniş bir arazi oluşturdu, çukurluk. O zaman bu 7 numara volkanizmadır. Kıyılarda taraçaların oluşması. Basamak oluşuyorsa yükselme vardır. Yükselme varsa ne var? Epirojenez var. O zaman buraya 8'i dedim. Yer kabuğunun yükselme ve alçalma şeklinde hareket etmesi. E yükselme ve alçalma şeklinde hareket etmesi diyorsa o zaman gene epirojenez var. Sıkışma ile birlikte yükselme ya da alçalma derse o zaman orojeneze gideceğiz. Etna, Vezü, Mayon, Sumatra gibi dağların oluşması. E biraz önce Vezü'den, Etna'dan, Nemrut'tan bahsettik. Volkanizma faaliyetidir ve
10 numara diyoruz. Lav platolarının oluşması, 11 numara gene volkanizma, deniz ilerlemesi. Ne yaptı? Transit gitti. Kara ne yaptı? Alçalıyor. Deniz hurra ilerledi. O zaman bu epirojenezdir. 12 numarayı şuraya dahil ettim. Yeni bir kara parçasının ortaya çıkması, yükselme ve alçalma yani kıta oluşumu 13 numarayı buraya dahil ediyorum. Çöküntü alanlarının oluşması, çöküntü alanları. Bunlar arkadaşlar depremlerle birlikte meydana gelen ova kısımları da olabilir. 14 numarayı şöyle aldım. Ege Denizi'nin oluşması. Burada gene sıkışma ile birlikte yükselme ve Ege Denizi'nde bir kırılma var. Kırılma diyorsak bu alanda bunlar oluşacaksa 15 numarayı sevgili arkadaşlar hemen şöyle orojenez kısmına dahil edebiliriz. Yüksek kesimlerde fosillere rastlanması diyor. Şimdi şunu düşünüyorum. Yüksek bir kesimde fosile ben rastlıyorsam burada sıkışma ile birlikte yükselme yaşanmıştır diyebiliriz. O zaman bunu mesela 16 numara olarak orojenize dahil edebiliriz. Mesela Toros Dağları'nın 2000 metre, 1500 metre yüksekliğinde denizel canlılara ait fosiller bulunmuştur diyebiliyoruz ve bu kapsamda orada bir dağ oluşumu ile birlikte bunun yükseldiğini söyleyebiliyoruz. Ya da bu alanda hafifleme yaşanır, ağırlaşma yaşanır, alçalır, yükselir, bunlarla da oluşabilir. Maar dediğimiz neydi? O çukur çöküntü alanlarıydı. 17 numara o zaman volkanizma oldu. Sıcak su kaynaklarının oluşması nereyle ilgilidir dersek 18 numara deprem o fay hattının bulunduğu alanlarla ilgilidir diyebiliriz. Batolit battı gidiyoruz. Batolit battı gidiyorsa volkanizmaya gidiyor ve 19 numarayı volkanizmaya yazdık. Peki Türkiye'deki o en güzel batolit neresiydi? Uludağ'ydı değil mi? Oraya da selam olsun. Kaledonian ve Hersinian kıvrım dağlarının oluşması. Dağ oluşumudur bu. 20 numara o zaman orojenez oldu. Po Ovası ve Venedik'in bulunduğu alanın çökmesi. Çökme varsa alçalma vardır. O zaman da epirojenez vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte iç kuvvetlerden bahsettik. Yani orojenez dedik. Dağ oluşumuydu. Epirojenez dedik. Kıta oluşumu. Volkanizma dedik. Yerin altındaki magmanın iki şekilde sokulup soğuması olayı ve depremler yani seizmadan bahsettik. Deprem kısmında dünya ölçeğine baktığınızda I ve H harfini unutmayın ve levha sınırlarında depremin, volkanizma faaliyetlerinin de dağ oluşumlarının da yaygın şekilde görüleceğini unutmayın sevgili arkadaşlar. Ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Çok basit bir şekilde, seri bir şekilde yapacağınızı biliyorum. Ve şunu unutmayın, ödevlerinizi mutlaka zamanında günü gününe ertelemeden çözün diyelim. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.